Merhabalar, ben Nili Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakta herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Oldu Nurhat'ı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir kalp cerrahı, Doktor Dilek Gürsoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinacığım, merhaba. Merhaba. Dilek Hanım Almanya'da, ben İstanbul'da, Türkiye'deyim. Uzaktan bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Dinleyenlerin çoğunluğu biliyor olabilir. Dilek Gürsoy, Avrupa'da tam yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrah. Alman Forbes dergisine kapak olması başta pek çok Avrupa gazete ve dergisine, televizyonlara konuk oldu, konu oldu, manşet oldu. Pek çok ödül aldı. 2019'da yılın kadın doktoru seçilerek Alman tıp ödülünü de aldı. Başarılı bir kadın ama enteresan zorluklarda yaşıyor. Elimde de bir kitap var. Türkiye'de de Pegasus yayınlarından çıktı. Aslen Almancası çıkmıştı ilk. Buradayım çünkü iyiyim. Dilek Gürsoy anlatıyor. Başka biri yazıyor değil mi? Başarılı bir gazeteci yazıyor ama aynen sizin ağzınızdan yazmış. Çok güzel de yazmış açıkçası. Evet, aynen. Doreen Bruma diye bir arkadaşımız, gazeteci burada kendisi ve 4 çocuklu bir anne. Anne olmasını çok istedim. Çünkü fedakar ve emektar annelerle haşır neşirim zaten. Benim de bir tane annem var, Zeynep'im var. Gözümün önünde bulundurarak Doreen'le yapmaya karar verdim ve çok da güzel oldu bence. Şahane olmuş gerçekten. Şimdi bu fedakar anneden başlayalım. Yani kalp konuşalım, yapay kalp cerrahisi konuşalım, bu alandaki ilginizi, klinik açma durumlarına, bütün her şeyi konuşacağız. Ve alanınızda kadın olmayı da konuşacağız. Göçmenlik, bundan etkilendiniz mi? Onu da konuşuruz ama anne hikayesi, işte Zeynep'in var meselesi var ya, biraz anlatsanıza. Yani çok etkilendim. Evet, annem Aybastı, Esenli Mahallesi'nde doğan bir insan 1952 yılında ve 4 çocuktan en büyük kız çocuğu olarak, ikincisi olarak dünyaya geliyor. Bu çocukların arasında okula gönderilmeyen tek kişi oluyor. Çünkü hasta, annesine ve babasına bakmakla meşgul çünkü ve ev işlerine bakmakla meşgul. Zorlu bir çocukluk geçiriyor ama yine de neşeli bir insan. Kendisi anlatıyor zaten çocukluğunu, daha çok babaannesinden büyütülmüş birisi olarak. 17 yaşında ondan sonra evlendiriliyor annem. Babamla işte tanışıyor. Görücü usulü oluyor birazcık da bu iş. Hı hı. O zamanlar öyleydi. Evleniyorlar babamla 1969 yılında. Önce babam Almanya'ya geliyor. 69'da hemen evlendikten sonradan 71 yılında da annem geliyor peşinden. Annem serüveni şöyle başlıyor. Büyük bir aileye gelin gidiyor. Çok eltilerin olduğu bir aileye gelin gidiyor. Orada da zorluklar yaşıyor ama neyse. Kendi zorlukları şöyle başlıyor annemin. 10 aylık ilk çocuğu Fikret abim vefat ediyor. Bakımsızlıktan biraz. O zamanların şartlarıyla beraber. Ailevi şartlar da biraz buna tabii karışabiliyor. İkinci abimi, Korkmaz abimi 4 yaşında kaybediyor. Bir ağız kanserinden dolayı. Ve bu anneme çok büyük bir depresyona sokuyor. O zamanların tabii depresyon olduğunu bilmiyordu annem. Ama şimdiki tabiriyle bir ağzen anlatıyor böyle, evet depresyondaydım diyor. Bu annemi çok yıktı çocuğunu kaybetmesi. Ondan sonra 1987 yılında babam vefat ediyor. 36 yaşında dul kalıyor annem. 89 yılında da çok sevdiği, çok değer verdiği babasını kaybediyor. Ve bu arada tabii çalışıyor burada Almanya'da. 1972 yılında annem işe girdi, fabrikaya girdi kendi isteğiyle. Kendisi aradı işi çünkü aramasaydı gönderilecekti yine Türkiye'ye eltilerin çocuklarına bakması için. Yani burada başlıyor annemin gücü, annemin azmi ve bir şeyler başarmanın peşinde olması. Yani o zamanları senesinde tek başına okuma yazmasını bilmediği halde Almanya gibi yerde kendine iş bulması annemin bence çok büyük bir olay. Ve 47 sene bu fabrikada durmadan, yılmadan ve çok büyük bir zevkle de çalışıyor. Yani annem normal bir işçi. Yani hani bir bankada masası olan bir yer değil. Böyle hani nasıl derler, Almanca'da onun adı Fließband'dı. Böyle band diye bir yerde böyle parçalar geliyor. Annem bunları hani bildiğimiz, televizyonlarda gördüğümüz bir şekilde çalışıyor 47 sene ve bir hafta. Bu bir haftayı da şey yapmayalım, annem hep söylüyor. Kızım diyor, onu yeme diyor. Ve 2019 yılından beri annem emekli. Ve halen çok dinç maşallah. Biraz da ben dinç tutuyorum. Tutmada değilim, yaşadıklarımla, anlattıklarımla. Tabii annem bana 36 yaşında dul kalan bir kadın olarak çok büyük bir örnek oluyor tabii. Annem hiçbir daha evlenmedi. Ve bunu da kendisine
nasıl diyeyim yani, çok büyük bir borç olarak görüyorum yani. Bunu yapmaması, kendiniz de tabii yetişiyorsunuz, genç bir kadın oluyorsunuz ve bunun anlamını o zaman anlayabiliyorsunuz ne demek olduğunu. Kendisine sadece 3 tane çocuğunu adadı. Benim 2 tane daha büyük abim var. Bir Ünal abim var, Ankara'da yaşıyor. Bir de Fikri abim var, o da burada Almanya'da. Beraber ikiz gibi büyüdük biraz. Ve bizi alıyor hayatını. Ve benim de bütün yaptıklarım ya yapacaklarım bunun borcudur biraz benim için. Ve ama bunu severek de yapıyorum. Annem nasıl bize severek baktıysa, büyüttüyse, benim de yaptıklarımın yani az kalır bile ona, bize yaptıklarına karşı. Ben kitabı okurken sizin de o hissinizi hissettim. Şimdi Zeynep Hanım 19 yaşında, aslında düşünürsek de çok genç yaşta Almanya'ya geliyor. Şundan da sıkkın. İlk önce okula gönderilmemiş, okuma yazma öğrenememiş. Neden? Çünkü ailede babaya bakmakla o görevlendirilmiş. Daha sonra bir özgürlük arayışıyla, anlayışıyla evleniyor. Daha özgür olacağını zannediyor ama baba Almanya'ya gidince babanın ailesinde yine böyle ev işlerini yapan, birilerine bakan insan oluyor ve Almanya'ya geldiğinde ne olursa olsun ben çalışacağım, özgürleşeceğim inancında. Hatta o sırada da hamile, başka bir işe başvuracakken istediği tam işe başvuramıyor çünkü sağlık kontrolü isteniyor. Bant işçisi oluyor ama onu asla bırakmıyor. O bir özgürleşme durumu. Onun dışında dil öğrenmesi, insanlarla kurduğu iletişim, belki de çekingen değil diye anlıyorum. Çünkü böyle soru sorarak insanlarla yakınlaşıyor ve size de başka bir gelecek sağlıyor. Tabii ki o depresyon, ben ilk ölümü okuduğumda 10 aylık bebeği vefat ettiğinde çok üzüldüm. Çünkü burada çalıştıkları için karı koca bir taraftan da çocukları orduya gönderiyor ara ara, hani aile baksın diye. Fikret, Korkmaz, Ünal, Fikri ve Dilek şimdi 3 hayatta. Ünal Bey sizin dediğiniz gibi Ankara'da. Fikri 2 yaş mı var aranızda? Siz 1976'lısınız, o kaçlı? 1975'i, 1,5 yaş. Ha, 1,5 yaş ama ikiz gibi büyüyorsunuz. Tabii bir de işte siz 10 yaşınızdasınız. İhsan Ali Bey vefat ediyor kalp krizinden. Küçücük odalarda birlikte siz yatarken, uyurken, daha sonra dediğiniz gibi anneniz size bakıyor. Hatta siz annenizin kadın işçilerin erkeklerle aynı ücreti alması için Almanya'da bir göçmen işçi olarak greve katılmasını da takdir ederek anlatıyorsunuz. Ve anneniz tabii ki çok genç yaşta evlenmiş, hala da ben Instagram'ınızda gördüm, çok genç görünen, neşeli görünen bir kadın. Evet, yaşadıklarına rağmen, bu kadar çektiklerine rağmen, kitapta bunun %10'unu anlattık belki de annemin çektiklerinin. Ama burada da Almanya'da da annemin daha çok hikayesi insana dokundu diyeyim yani. Çünkü biz güçlü kadınlar olarak çok şeyler yaşıyoruz, bu devirde de yaşıyoruz ama bunlar zaten öncelerinde vardı. Yani ama başka koşullarda, yani diyorum bir fabrika işçisinin yaşadığı problemleri biz bu devirde de yaşayabiliyoruz. Yani annemin hayatı bile bir burada her güçlü kadının hayatını biraz da gösteriyor gibi. O yüzden de çok ilgi çekti annemin hayatı ve anlatmaktan da gurur duyuyorum. Çünkü benim bu yerlere gelmemin sebebi zaten annemin yaşadıkları veyahut da ailecek yaşadığımız şeylerdir. Bir işçi olması beni bu hallere getiren, ben burada Almanlara da bunu çok söylüyorum. Benim hastayla iletişimin ve karakterim bir işçi ailesi çocuğu olduğum için böyledir. Çünkü biz azla geçinmeyi öğrendik. 60 karametrelik evlerde büyüdük biz. Öyle 130, 140, 150 karametrelik evlerde değil. Benim kendi bir odam yoktu. Ders çalışacak bir odam yoktu. Ama biz bunları hiç problem görmedik. Ve görmedim de, yani anlatmıyorum da bir problem olarak. Çok güzel bir gençlik yaşadım ben. Dediğim gibi annem çekti belki ama bize hiç hissettirmedi. Ve bunu takdir etmekten de başka bir şey aklıma da gelmiyor zaten. Zor şartlardan gelmemizin ne kadar iyi olduğunu ben bu gençliğe de anlatmaya çalışıyorum. Her şey ilk başta dört dörtlük olmak zorunda değil. Bir yerlere gelmek için, iyi bir cerrah olmak için, belki de biraz tanınmış bir cerrah olmak için, belki de biraz böyle yerlerden geleceksin ki değerini de anlayacaksın. Beni çok kişi mütevazi olarak biliyor ve öyleyim de zaten. Ve dediğim gibi ben her zaman nereden geldiğimi çok iyi farkındayım. Bundan da asla gocunmadığımı da herkese söylüyorum. Ve bir günde yine bu yerlere düşecek olursak, ki hayatta ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Yani bugün çok ünlü bir cerrah olabiliyorsunuz ama yarın yine ne bileyim bir kaza geçirip her şey mahvolabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurmak çok çok önemli bence. Bazen unutabiliyoruz. Herkes bir lüksün peşinde, daha ne kadar yükseklere çıkarım peşinde, ne kadar magazin, ne kadar haberlere çıkarım peşinde. Bunlar hiç önemli değil. Bence sadece işiniz önemli. Belki de borç olarak dediğim gibi görmüyorum ben bunu. Ama annem veya bana iyilik yapan veya da beni bu yerlere getiren insanlara bir türlü
Ben de geri verme peşindeyim ve bu beni çok mutlu ediyor ve daha da azimli yapıyor. Ah şahane. Zaten ben de bir takım doktorlar, çok iyi doktorlar konuk ettim bu seriye Nasıl Olunur içerisinde. Hepsi de hastayla iletişimlerini vurguladı. Türker Kılıç'ta, Talat Kırış'ta mesela beyin cerrahı onlar. Kaç saat sürerse sürsün ameliyat. Genellikle yani çok büyük bir aksilik olmazsa hasta uyandığında biz yanında olmak isteriz. Onu çok iyi dinleriz. Mesela ben sonra Türker Bey'in hastası olmuş insanlarla da yazıştım, konuştum. Ya çok insan bizimle iletişime başkaydı. Talat Bey için de öyle. Hepsi o iletişimi çok önemsiyor. Sizinle ilgili onu da konuşuruz zaten. Ama kitapta altını çizdiğim bir cümle annenizle ilgili, tekrar başka konuları geçmeden, annesi için tırnak içinde demişim, biz onun için özgürlüğün kendi seçtiği anlamıydık. Hala da öyleyiz diye bir cümle var. Çok çok güzel bu aslında. Yani sizinle kendini de gerçekleştirmiş oluyor sizin başarılarınızla. Bu da çok hoş bir şey. Bu arada size çok yöneltilen sorulardan biri tabii bu hikayeyi anlatınca. Hani bir göçmen olarak çok çektin mi? Çünkü o ikiliği yaşayanlar oluyor. Ama siz doğduğunuz yerle kendinizi anıyorsunuz ve ben öyle bir şey yaşamadım. Aslında tıp göçmenlerin çok baskın olduğu bir alanda olabiliyor diyorsunuz, değil mi? Aynen öyle. Yani bu burada çok konu ediliyor. Özellikle bu aralarda da zaten çok fazla konu ediliyor. Yani hani bir göçmen olarak bir problem yaşadın mı, ırkçılık yaşadın mı? Bunları ben evetle yanıtlayamıyorum. Çünkü öyle bir ırkçılık yaşamadım. Ha var mı? Almanya'da veya da Avrupa'da, dünyada var. Yani yaşananlar zaten ortada. Bizim burada Mölln şehrinde, Solingen şehrinde, Hanoi şehirlerinde yaşadığımız ırkçı ailelerin yanmaları, öldürülmesi. Tabii ki de bunları yok sayamayız, var. Ama bana sorulunca ben bunları evetle yanıtlayamıyorum. Çünkü Hanoi şehrinde doğmuş büyümüş bir insanım. Ve annem de anlatır zaten. İlk buraya Almanya'ya geldiklerinde bu Neuss'un insanları, Almanları, anneme çok yardımcı oldular ve çok da iyi insanlar. Şimdi burası biraz bir küçük şehirdi o zamanları. Biraz büyüdü belki ama insanlar da daha çok böyle, nasıl diyeyim, dinle düşkün ailelerdi, Hristiyan aileleri. Ve anneme çok güzel bir şekilde, insan olarak çok güzel yaklaştılar. Ev bulmalarında yardımcı oldular, kreş bulmalarında yardımcı oldular. Annem her zaman söyler, ailesinden, en yakın akrabalarından görmediği ilgiyi, desteği bu Almanlardan gördü o zamanları. Ve bunu da bize vurguluyor ve ben de bunu her konuşmamda, Almanlarla da yaptığım röportajlarda, büyük gazeteciler için her zaman da söylüyorum. Bunu asla es geçemem. Bunu nankörlük olarak sayarım. Bunları söylemezsem, anlatmazsam. Çünkü ırkçılık var belki bir tarafta ama çok çok iyi insanlar da var ve halen de var. Bu devirde de var. Çok iyilik yapan, destek veren, kendi halkınızdan, kendi ailenizden görmediğiniz desteği biz aldık ve halen de verenler var. Çünkü beni ben yapan yine bu iyilik, yine bu destek. Anneniz size akrabalar yerine bir yuvaya gönderiyor. Oradaki bir çift. Sizin hayatınızı aslında yönlendiren o yuva da olmuş, değil mi? Bizim bir evimiz yandı Nor şehrinde. Biz daha çok küçüktük. Ben daha 2 yaşında değildim. Abim belki 2,5 yaşında filandı. Annem işte, evimiz yanıyor. Babam bir türlü evde veya uyumuş, tam hatırlamıyorum ben de. Ev yanıyor. Sonradan biz de, etrafımızda bulunan komşular bize tabii geliyor, ne oldu filan gibisi. Bizim direkt komşu olarak da bir kreş varmış o zamanlar. Annem o zamanların kreş nedir filan bilmediği için Türkiye'de de varlığından da haberdar değildi. Almanya'da hiç haberdar değildi. İşte o ev yanınca oranın kreş sahipleri geliyor. Frau Büsbing özellikle, yani hanım olan hoca. Bizi böyle görüyor, bu küçük çocuklar nedir, niye burada kalmışlar yapayalnız diye bizi kapıp götürüyor kreşe. Sonra annem bizi o kreşte buluyor ve böyle de bizim kreş serüvenimiz başlıyor. Herr und Frau Büsbing diyoruz. 2 tane eş, eski savaşı görmüş insanlar. Herr Büsbing özellikle savaşta öğretmenlik yapmış birisi olarak beni çok benimsiyor. Bizi büyütüyorlar. Ben çok erken yaşta işte o kreşe abimle beraber gidiyoruz ve hem Almancayı daha iyi kavruyoruz, Almanya'da gerektiren hal hareketleri öğreniyoruz ve babam yerine de geçebiliyor hep Bisping birazcık da böyle. Beni çok iyi tanıyor ve hep söylermiş o zaman da. Ben sonradan Frau Bisping'den 20 küsür sene sonra duydum. Bu kızda bir ışık var, bu kızda bir akıl var. Bu çok iyi yerlere gelecek diyerekten ve beni böyle büyütüyor. Ve ilkokulu bitirdikten sonra burada Almanya'da okullara yerleştirme konuları başlıyor. Anadolu liseleri var. Anadolu lise olmayan liseler var. Ve beni ilkokul öğretmenim hani daha çok Anadolu lisesine layık görmemişti. Almanya'da böyleydi çünkü ilkokul hocaları veriyordu notları. Ama Hebisping yok dedi, olamaz dedi. Ben Dilek'i çok daha iyi biliyorum. Dilek'te başka bir ışık var diyerekten benim elimden tutup
Beni Anadolu liselerine gezdirdi burada Noyes şehrinde. Ve bir tanesine soktu ve böyle de benim Türk kökenli olarak Anadolu Lisesi'ne girmemi sağladı. Ve o zamanlara o kadar kolay değildi o işler. Şimdi tabii daha da kolaylaştı ama böyle de Anadolu Lisesi'ne giriş yaparak burada abitur dediğimiz sınavlara girdik işte 9 sene sonra. Ve üniversiteye girmeye hak kazandım. Tabii bunların başka yolları da var ama direkt yoldan bu girişten yapınca tabii başka bir havaya da giriyorsunuz bir küçük çocuk olarak 10-15 yaşında. Diyorsunuz Anadolu Lisesi öğrencisi diyerekten Almanya gibi bir yerde. O havayla beraber benim hayatımı çok etkiledi ve Hebispinge'de Allah rahmet eylesin öldü 2019 yılında. Çok minnettarım ve yine burada size bir Alman geliyor, yabancılık, ırkçılık demiyor, ışığınızı görüyor ve sizi götürüyor. Yani çok önemli bence. Evet, kitapta da Alman eğitim sistemi içimize öyle işledi diyorsunuz ve dil meselesi. Siz de zaten tavsiye veriyorsunuz çift dillilik. Yani çok küçük yaştan Almanca telaffuzunuza dikkat ediyorlar. Alman disiplinini öğretiyorlar. Eğitim sistemine sizi alıştırıyorlar. Evde Türkçe konuşuyorsunuz. Orada Almanca konuşuyorsunuz. Ve oradaki bir notu da aktarayım. Sizin babanız vefat ettikten sonra okul ücretini 120 marktan 12 marka düşürmek değil mi? Bu çift aynı zamanda size öyle de bir güzellik yapıp sizi okula kabul etmişler. Evet, çok iyi hatırlıyorum o günü. Zilimiz çalındı, eve gelmişti. Eve falan gelinmezdi o zamanları. Ama Hebespin gelmişti. Bugünkü gibi hatırlıyorum ve halen de tüylerim diken diken olmadık değil. Çünkü 120 mark o zamanlar çok büyük bir paraydı. Ve anneme o zamanlar o kadar bir rahatlık verdi ki ve ben bunu annemin gözünde görmüştüm o zamanları daha 10 yaşındayken. Hani o 120 mark ne demek, 12 mark ne demek? Ve orada da bize sözü vermişti Hebespin, korkmayın. Belki babanız, eşiniz gitti ama ben buradayım, arkanızdayım diyerekten ve bunu asla unutmuyorum. Elinde olduğum müddetçe de ben de bunları böyle şeyleri yapmaya çalışıyorum ömrümde. Etkilendim ben de. Bu dil meselesine gelince yine kitaptan altına çizdiğim bir cümleyi söyleyeyim. Özdeşlik duygusu anlamakla büyür. Anlayış iletişimle artar, konuşmak dil aracılığıyla gerçekleşir deyip o çift dilliliği siz de öneriyorsunuz insanlara. O da benim çok hoşuma gitti. Sonrasında sizin daha küçük yaşta doktor olmayı istemeniz var. Annenizle sık sık doktora gidiyorsunuz. Hastalıklar bulunmaya çalışılıyor ve siz doktorlara çok güveniyorsunuz değil mi? Doktor olma isteğiniz öyle mi başladı? Biraz öyle. Etkisi de oldu. Annem ameliyat da olmuştu çok zamanları. İşte bu doğum süreçlerinde falan. Ve ben o hastanenin havasını, kokusunu, aurasını, doktorların o beyaz kıyafet, beyaz önlüklerle salonlarda gezmelerini çok iyi hatırlıyorum. Ve annem de hep anlatır bana, halen söyler, başhekim o zamanları ceketimi giymeye yardımcı olmuştu der. Yani bunu bir şekilde nerelerde görüyoruz ki? Özel hastanede değilseniz görmüyorsunuz başhekimler öyle bir alaka, öyle bir ilgi. Ve o zamanları o ilgi normaldi, yabancı bir insana da normaldi. Ve bunu anlattıkça yine bunları ben kulağıma böyle beynime giriyor tabii. Annem bunu bana beynime sokmasına gerek yok. Ben zaten çekiyordum böyle süpürge makinesi gibi içime. Ve tabii de bir minnettarlık, bir teşekkürlük de borcu da duyuyordum yani. Aa diyordum, ben de böyle olmak istiyorum falan. Kokusu bile hastanenin çok hoşuma giderdi o zamanları. Ve biraz da tabii işçi aileleri burada genelde çocuklarına hep derdi. Bakın biz buraya geldik, işçiyiz ama siz burada sunulan imkanları alın, kullanın ve daha iyi yerlere gelmeye bakın diyerekten. Bu da okumaktan geçiyordu tabii ki de. Annem de özellikle bana yani erkek çocuklar derdi, Dilek abilerin inşaata gider paralarını kazanır ama sen mutlaka okumak zorundasın diye bana bunu annem de söylerdi zaten ama benim kafada zaten vardı yani doktor olacağım havasıyla geziyordum ben zaten küçükken de. Dediğim gibi çok neşeli birisiydim, çok lay lay lon birisiydim ama hedeflerim o zaman da benim çok belliydi. Birazcık da hani biz o zamanları belki Türkiye'dekiler bilmez, kasetle Türk filmleri izlerdik. Export mağazalarına burada Türk filmleri gelirdi. Cüneyt Arkın'ın, Orhan Gencebay'ın filan, Edison'un hep görürdük. O zaman tabii bu hastane bölümleri de gözükürdü. Hastanede doktorlar gözükünce hep cerrah olurlardı. Hani belki siyah beyaz hatırlarsınız siz de. Ameliyat olurlardı hastalar, hemşireler cerrahın alnını silerdi, terini silerdi. Böyle şeyler de beni çok etkilemişti. Etkilemedik değil yani. Ama böyle şeyler de güzel. Yani ben çok televizyon bakan bir çocuktum. Hani derler ya çok oku, çok oku. Evet çok okumak önemli, kitap okumak önemli ama ben bir de fazlalıkla televizyon da bakardım. Ve televizyon beni biraz eğitti ve bunu da yani öylesine bakmadım sadece. Hani zamanımı doldururum diye bakmadım. Her baktığım programa, diziye,
ne bileyim belgeseli o zamanlarda da bir şeyler almışımdır, kapmışımdır ve hayatımda da bir yerlerde bir noktalarda da yine karşılaşmıştır karşıma. Siz şimdi de televizyon seviyormuşsunuz değil mi? Evet yani ama şöyle yani zaman biraz tabii daha kısıtlı bu aralar ama televizyon kötü bir şey değil. Doğru programları izlerseniz ama kötü programlardan da iyi şeyler çıkarabiliyorsunuz. Tabii bu birazcık da eğitiminize, kendi aklınıza, duruşunuzla alakalı bir şeydi tabii. Saf saf öyle herkes televizyon önüne oturtmak da şimdi akıllı bir şey değil ama 80'li ve 90'lı yıllarda da o kadar kötü değildi bu televizyon ortamı. Daha eğitimliydi bence. Evet ama öyle. Genelde ben televizyonla büyüdüm diyebiliriz. İşçi çocukları zaten genelde öyle. Aileyle çalışıyordu. Biz okuldan gelince yalnızdık çoğunlukla. Yani hani evde karşılayan seni bir annen, evi yemeğini hazırlayan, ne bileyim derslerini yap diyen bir ailen yoktu ki. Öğlen de eve gelirdik bomboştu. Ve annelerimizi babalarımızı beklerdik işlerden gelecek diye. Yani kötü müydü? Değildi. Alışıktık çünkü. Başka bir şey bilmiyorduk. Yani ben bazen görüyorum böyle özellikle yeğenlerimde gördüm. Bu kreşlerde herkes poplanıyor, bakılıyor, çantalara hazırlanıyor bilmem nasıl okullara götürüyorlar servislerle. Bizde öyle yoktu. Biz otobüse gidip geliyorduk. Yani kendi başımıza, tek başımıza yani bize otobüs durağına gidip de elini sallayan bir annemiz babamız da yoktu. Demek istediğim her şey dört dörtlük olmak zorunda değil. Olunca da kötü olmak da zorunda değil. Dediğim gibi ben çok güzel bir çocukluk geçirdim, mutlu bir çocukluk geçirdim ve dediğim gibi buraları gelmemin sebebi geçirdiğim çocukluktur yani yaşadıklarım. Evet, sevgi dolu bir çocukluk ne olursa olsun. Bu arada orada siz ilk kaç yaşınızda gittiniz? Yani çocukken gidiyorduk. Hep yaz tatillerinde biz genelde Bodrum, Antalya bilmezdik. Biz direkt annemin babamın memleketi Ayvası'ya giderdik. Yani Ankara'ya bir uçak bileti. Ankara'dan otobüsle çok kötüydü o zamanları tabii şartlar. 9-10 saatlik bir yolculuk Fatsa'ya. Fatsa'dan da taksiyle veyahut da birileri gelip aldıysa ne ala Aybastı'ya giderdik. Yani bizim yaz tatillerimiz böyle geçmişti. Ama o da güzeldi. Aybastı çok güzel bir yer ya. Yani bana öyle gelmişti. Özellikle yaylaları yemyeşil, böyle menderesler var girdili çıktılı ve orada bir tatlı simidiyeleri falan hatırlıyorum. Yani çok güzel bir yer diye de aklımda kalmış. Peki biz küçükken Almancı denirdi. Hani gelirler onlar bize daha modern gelirdi mesela. Ben küçükken hatırlıyorum. Bizde olmayan bazı şeyler onlarda vardı, bazı ürünler. Hani 80 sonrası biraz daha yabancı ürünler girmeye başladı ya belli bir dönemden sonra Türkiye'ye. Hani Walkman'in en güzeli onlarda, işte ayakkabıların. Sizden bir şeyler isteyen oluyor muydu? Öyle bir size hani Almanya'dan gelen daha farklı insanlar, çocuklar olarak bakılıyor muydu? Yani Aybastı'da, kesinlikle orada da. Tabii ki de. O Walkman'i alıp biz de gidiyorduk tabii Türkiye'ye. Ama kimse bilmiyordu ki, bir tek havamız oydu bizim. Türkiye'dekiler belki bunu çok büyük bir şey olarak görebilirler ama şimdi birisine anlatsam bu hayatını, bak biz böyle böyle yaşadık, gel buyur sen de yaşa, kimse yapmaz. Yani kimse 60 kare metre 4-5 kişi bir yerde yaşamak istemez burada. Ya da 8 saat gel burada çalış fabrikada, 15 dakika sadece bir teneffüsün olsun, akşamları gezmek yok, tozmak yok, eve gelmek var, sabah yine saat 6'da kalkmak var, çocukları kreşe götürmek var. Her yerde şart ağır olabiliyor. Biz oraya 6 hafta izine gittiğimizde işte o bir sene biriktirdiğimiz yorgunluğu atmak için bir elimize Walkman veyahut da bir kamerayı alıp gidiyorduk işte. Bir havamız oydu. İnsanlar da tabii bunu büyük bir şey olarak görüyordu. Kimileri BMW'lerle, Mercedes'ler de geliyordu, doğrudur. Ama bunları elde etmek için neler yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını hiç kimse sorgulamıyordu. Yeraltında çalışan burada çok işçi ailelerimiz vardı, babalarımız vardı. Annem gibi fabrikalarda çalışanlar vardı, bunu hiç kimse görmüyordu. Sadece işte o anlık, o 6 haftada ne gördüyse ya kıskanıyordu ya senden onu da istiyordu, bunu da istiyordu. Ve o aileler bunu yapıyordu da o zamanları. Yani yine fazla biriktirip, fazla çalışıp aileleri memnun etmek için yaptıkları şeyleri anlatmak çok zor ve çok güç. 60. yıllarda, 70. yıllarda gelen insanlar çok saf insanlardı, inanın buna. Ben burada gördüğüm, yaşadığım için, bir işçi ailesi çocuğu olduğum için herkes kendini seferber etti. Çoğu kişi buralarda hasta oldu çalışacağız diye. Rütübetli yerlerde çalışma şartları çok kötü bir şekilde. Bir de hani bu ne kadar yardım görsek de yine de bir türlü iş yerlerinde yaşadığınız zorluklar, dili bilmiyorsunuz, belki de okuma yazma bilmiyorsunuz. Bu saflığımızı kullanan Türkiye'de bir kitle vardı ama daha çok aile kitlesi. O aileler çoğunlukla buradaki çalışanları çok sömürdü. Bunu sadece bizim aile için demiyorum. Burada hepimiz birbirimizi biliyorduk zaten. Herkes bir türlü dertliydi. Yani öyle güldük gülistanlık değildi çok şey. Ben şimdiki ailemle de gidince Türkiye'lere falan bunları bazen hatırlıyorum ve gücüme de gidiyor ve keşke öyle olmasalardı diyorum yani. Vurgulamak istediğim burada
işçi aileleri belki 6 hafta güzel yaşadılar ama inanın çok zor şartlar altında o paraları kazandılar. Ya ne güzel ifade ettiniz. Bünyamin Aydın'la bir yayın yaptık. O da göçmen bir ailenin çocuğu. Orada da bahsettiğim Diaspora Türk diye bir hesap var. Şahane hikayeler anlatıyorlar. Kitapları da var. Herkese tekrar tavsiye edeyim. Çok da güzel. O ruhu anlamak için o hikayeleri bilmek, bugün anlatılanı okumak çok çok geliştirici oluyor bizim için de. Peki bu doktor olma meselesi. Sonuçta tıp fakültesine giriyorsunuz. Kalp cerrahisini seçme nedeniniz size çok çok soruluyor. Çünkü babanız da şimdi size daha basit gelen bir kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ediyor ama siz diyorsunuz ki belki bilinçaltımda vardır da aslında bunun nedeni o değildi. Biraz anlatsanız onu. Şimdi ben dün çok büyük bir gazeteye bir röportaj verdim. Yine aynı soru. Değişmiyor. Ya dedim arkadaşlar tamam evet, damardan tabii girmek isterim diyorum ama yani cidden ben hep doğru konuştuğum için yani söyleyebilirdim de yani kimse ne bilecek ki derdim evet evet babam öldü diye vah vah evet öyle onun için oldum çok beni etkiledi diyebilirdim ama öyle değil. Babam evet kalp kapakçığı çok basit bir kalp probleminden öldü babam. Sonradan öğreniyorsunuz tabii bunu ama dediğim gibi babam öldükten sonra ben babamı bana hiç aratmayan bir annem vardı dediğim gibi. O yüzden o melankoliye giremeyeceğim maalesef. Neyse üniversitede ilk semestre bizim cerrahi kliniğimizde ameliyathaneleri izlemek için böyle cebakenler vardı. Yukarıdan izlersin. Sen dizilerde vardır, de görürsün evet. Seni. Hani aynen. Vardı o zamanları öyle. Gittik biz bir arkadaşla. Fatma'ydı arkadaşın adı. Benimle beraber okuyordu. Bir tarafta cidden iki tane ameliyathaneyi izleyebiliyordunuz. Bir tarafta genel cerrahlar bağırsakları yarı dışarı çıkarmışlar. Bir şeyleri arıyormuş gibi hareketler yapıyorlardı. Böyle acelece. Karşı tarafta da çok sakin. Nasıl diyeyim böyle yani hani bir klasik müzik klavye çalıyormuş gibi cerrahlar görüyordunuz yukarıda. Hiç kimse koşmuyordu. Böyle bir stres ortamı yoktu aşağıda. Ha dedim burada çok etkilendim o güzel nasıl diyeyim estetik bir şekilde çalışan hocalara. Ha dedim ha kalp cerrahı hep ben de bu işi yaparım ve yapacağım dedim. Orada karar verdim tabii ilk defa. Ondan sonra da zaten üniversitenin getirdiği doktoralardır, şudur, budur, stajlardır. Ben hep kalp cerrahine yöneldim. Doktoramı da kalp cerrahi alanında bölümünde yaptım. Hocalarla yaptım ve daha çok o ameliyatlara girme şansı buldum. Ve öyle de aşk daha da derinleşti diyeyim yani. Ve kalp cerrahine yapacağıma karar verdim evet o zamanları. Sizin o staj aşamasını, öğrenciliğinizi, o döneminizi okurken kitaptan kendi çocukluğuma, o stajlarıma benzettim. Çünkü çok meraklı bir çocuk gördüm. Meraklı, ağzını kapalı gözünü açık tutan oradaki deyimle. Ve bu da farkına varılıyor. Bir ameliyat hemşiresi, sonra da çok önemli bir doktor sizin hayatınızı değiştiriyor değil mi? Bu ilginizi gördükleri için. Evet, ben dediğim gibi bütün stajlarımı tıpta kalp cerrahi bölümünde yaptım bir türlü. Oradan kıvırdım, buradan kıvırdım, oraya gitmem dedim, ben buraya gideceğim dedim derken bir hemşire vardı, ameliyat hemşiresi, Shvesta Okya diyoruz biz burada. Okya Güney Koreli ve o ışığımı o da işte orada sezdi. Hani diyorum ya hayatınızda birkaç insan olur, kapar sizi götürür. Herbis Fing'den sonra da Okya çıktı karşıma. Ve gördü o ışığı ve o isteği gördü. Hatta da Dilek emin misin dedi. Bak kalp cerrahi çok zor bir bölüm. Erkek egemen bir bölüm. Gelecekte muayenehane açamazsın. Hep ameliyathane zorundasın. Takım işidir, şu iştir, bu iş. Emin misin, emin misin? Ama ben birazcık da o Karadeniz'in inadıyla bir de hani sevdiğim işi niye elimden almak istiyor bunların havasıyla da yok hayır ben burada kalacağım dedim. Ben bu işi seviyorum ve hiç kimse de bunu benim elimden alamaz diyerekten dedi ki tamam sen artık hapı yutmuşsun tamam Dilek o zaman ben de sana yardım edeceğim dedi. Ve beni o zaman kalp cerrahide kalacağımı anladı ve tabii son senelerimde iş bulmak zorundaydım. Üniversite hastanesinde stajları yaptığım hastanede kalabilirdim ama istemedim. Çünkü Okya dedi ki Dilek dedi madem dedi şimdi sen kalp cerrahı yapacaksın madem o kadar delisin dedi. O zaman git en iyisini öğren dedi bana. Hakimmiş falan derken o zamanları oranın başhekim yardımcılarından birisi şimdi Almanya'nın başka bir köşesinde Bad Oeynhausen şehrinde büyük bir kalp merkezi açan bir hocanın yanına yönlendirdi beni. O da Profesör Rainer Körfer. Bilmiyordum onu tabii. Televizyonlarda görmüştüm, hatırlamıştım ama dedi madem buraya kalp cerrahı yapacaksın dedi. Beni elimden tuttu Okya. Beraber trene bindik 2,5 saatlik. İlk iş bulma görüşmeme gittim onunla beraber. Ve onun sayesinde de Dilek Hoca ile tanıştık o gün. Tabii biraz torpilli girdim işte zaten Okya ile onlar tanışıyordu. Bak sana bir öğrenci getirdim dedi Okya. O da sağ olsun o zamanlar çok sıcaktı hatırlıyorum. 35 derece falan da Almanya'da trenle gittik. Trende de klima yoktu. O kadın benimle o sıcaklıkta 35 derecede o trende beni oraya götürdü. Onu da hiç unutmam unutmuyorum. Halen de kontağım var benim Okya ile zaten. Ve orada tanıştık Profesör Kafa ile.
Ve adamı ben hiç ilk önceden bilmiyordum. Büyük bir cerrah olduğunu tabii duymuştum hem Okya'dan hem başkalarından. Ve çok etkilendim kendisinden. Bir baba olarak da gördüm belki bir yandan. O da bana böyle gülerek ışıldayan gözlerle baktı. Ve bana dedi notların önemli değil, çalışman önemli dedi. Hastayla iletişimin benim için önemli dedi. Ve ameliyat yapmayı seveceksin dedi. Ben de onun için geldim zaten dedim. Böyle başladı. Hemen orada ben işe başlayacağım onayını aldım. Ve üniversite sınavlarını bitirdikten sonra direkt başladım. Hiçbir tatile gitmeden. Hatta herkes dedi Dilek bu kadar okudun şimdi biraz bir 3 ay 4 ay bir tatil yap. Yok hayır beni o zevki kırılmadan direkt çalışmak istedim. Tabii ki de biraz da hani annen çalışıyor tek başına. Ona da bir türlü yardımcı olmak için ben sınavlarımdan 2 hafta sonra işbaşı yaptım. İyi ki de yapmışım, iyi ki de gitmişim. Zor bir süreçti. Evet, asistanlık zamanı her yerde zor. Sadece Türkiye'de, başka yerlerde değil. Sürülmek zorundasınız, çok çalışmak zorundasınız. Ve dediğim gibi bu hoca da üçüncü şahıs oldu tabii hayatımda. Beni böyle tutan ve götüren. Siz onun için yaptığı işi asla gösteriye dönüştürmezdi diyorsunuz. Bir de çalışma stili ağır görünürdü, halbuki hızlıydı. Bu da deneyimle kazanılacak bir şeydi cümlesi güzel geldi bana. Bir de bir hatanızda sizin hatanızı kendi kabullenmenize izin veriyor. Size çıkışmadan, sizi azarlamadan değil mi? Sizin için önemli oluyor bu gibi şeyleri de. Aynen, çok önemli. Hani ben de şimdi bir eğitmen olarak, öğrencileri olan bir kişi olarak sonradan ne kadar önemli bir hareket yaptığını öğreniyorum o zamanları da. Hani ben daha çok gençtim. Hatalar yapılıyor elbette ki de. Bir hastaya yanlış bir ilaç vererek zor duruma soktum. Tabii öğrencisiniz, öğrenme durumdasınız ama bunu gelir ben çok birkaç gün uyuyamadım, rahatsız oldum, neden yaptım, niye yaptım. Kimse size demiyor ki yani Dilek olabilir böyle şeyler sıkmacanı demiyor kimse. Hatta üstünüze de gelinebiliyor. Özellikle kalp cerrahi bölümünde. Hadi bırak git gibisi, bak yapamadın gibisi havasıyla. Ondan sonra tabii o birkaç gün sonra hoca beni odasına çağırttırıyor sekreterine. Dedim tamam benim iş bitti. Gitmek zorundayım herhalde bu hatayı yaptıktan sonra. Gittim odasına, kapıyı vurdum. Bir dergi okuyordu. Maç dergisi vardı elinde böyle. İyi hatırlıyorum. Buyur gel Dilek Hanım dedi bana. Oturmadım tabii. Ayaktaydım. Otur da demedi zaten. Ben baktım sessizlik her taraf. Gazetesini bakıyor. Dedim tamam hocam ben biliyorum yaptım hatayı dedim. Özür dilerim dedim. Neyse cezamız çekeriz filan. Kafasını kaldırdı. Tamam Dilek Hanım işine geri dön dedi bana. Bitti. Hani herkes de şaşırdı tabii. Herkes çünkü hocayı biliyor. Sert birisi, işini iyi yapmayan insanları gönderen birisi. Ama benim sadece bir hatamla beni ölçmedi. Yaptığım karakterimle ölçtü beni. Hem insan olarak da biraz tabii büyüttü. Hem daha da dikkatli olmamı sağladı. Bir daha da öyle bir hatam asla olmadı hastaya karşı. Ne güzel. Siz 13 yıl birlikte çalışıyorsunuz. Peki suni kalbe ilginiz o dönemde başlıyor değil mi? Bad Oeynhausen şehrinin kalp merkezi olarak tanınmış bir merkezdi o zamanlarda da. Hayat o hoca büyütmüştü işte ve o zamanlar orada kalp naklinin çok önem aldığını biliyorduk o merkezde. Yapay kalplerin de çok önem aldığını biliyordum ve tabii ki de hem hocayı ilk başta hocayı seçtim ama ikinci bir taraftan da yapılan işleri tabii seçtim. Annem de kızım derdi ki boğulacaksan git büyük deniste boğul diyerekten küçük bir hastanede kalıp veyahut da üniversite hastanede kalıp rahat da edebilirdim ama o zamanlarda konfor alanını bırakmayı seçmiştim ve başka bir yere, başka bir hocaya ve daha büyük yere gitmeye karar vermiştim. Ve yapay kalpleri orada öğrendim. Oranın istasyona verildim doktor olarak, asistan doktor olarak. Ve ilk bağlantım oradan kuruldu. Ve o Profesör Kafa da zaten kendisi de yeni nesil bir yapay kalp üretme şeyine girmişti üniversite Aachen'la beraber. Mühendisler gelirdi, ziyaret ederlerdi. Ben daha o zamanları 20'li yaşlarda hep izlerdim. Böyle bakardım ağzım açık. Bizi tabii o sıralara koymazlardı. Sen sadece işini yap, kanını al, ameliyatlara gir. Fazla bir şeylerle uğraşma diye ama beni bir türlü Profesör Kafa yine hem o bölümün istasyonunu almasıyla beraber aynı zamanda da kendi ameliyatlarını almasıyla beraber ben zaten hastanenin içinde Profesör Kafa'nın öğrencisi olarak bir pozisyona gelmiştim. Ameliyatlarını yapıyordum. Çok genç yaşta başhekim yardımcılığı yaptım ameliyatında. Yani onun hastalarını açıp kapattım, ona asistanlık yaptım. İlk asistanı olarak yani bana çok genç yaşımda çok şeyler verdi, güvendi bana. Tabii yapamasaydım onu da vermezdi. Profesör Kafa'nın şöyle bir şeyi vardı. Torpille hiç kimse hiçbir yere getirmedi. Sadece hastasına odaklı ve yeteneğine bakarak insanları bir yere getirmiştir. Ve bunu ben biliyordum ve bundan da faydalandığım için egoma da çok iyi geldi tabii o zamanlarda. Ben o zamanları 28-29 yaşlarındaydım ama Profesör Kafa'nın ilk yardımcısıydım. Yani bu çok büyük bir olaydı ve o zamanlara yaşlı 40-45-50 yaşlarındaki başhekimleri, yardımcıları bana bakardı. Yani bizim işimizi niye bu aldı gibi şimdi falan. Ama neyse dediğim gibi bir el bir kişilerin desteğini görmek zorundasınız ki birilerinin size inanması lazım ki bir yerlere gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi
Bunu her zaman söylüyorum. Bu sadece azmimle, çalışkanlığımla ve yeteneğimle geldiğim bir yerdir. Başka türlü olmuyor zaten. Almanya'da da olmuyor. Şimdi kitaptan bahsettim ya. Buradayım çünkü iyiyim. Bazı insanlara bu cümle biraz fazla özgüvenli geliyormuş. Bu arada Almanca'dan çeviren de Gülderen Pamir. Onu da anmış olayım. Ama siz diyorsunuz ki siz söylemezseniz kendinize kimse size kolay kolay bunu söylemiyor. Bu da güzel bir şey. Bu arada siz Forbes dergisine çıktığınızda çok güzel bir kapak bu arada. Pembe bir zemin. Sizin sadece yüzünüz var. Kitapta da sık sık bahsediyorsunuz. Makyaj yapmayı sevmiyorsunuz. Saçlarınız hiç şekle girmiyor ama şanslısınız. Hani bir karakteri var yüzünüzün. Yüzünüzü de kapak yapmışlar. Çok da büyük bir şey. Yüreği elinde mi diyor orada Almanca? Ona benzer bir başlığı var değil mi derginin? Hand auf Herz, yani elinizi kalbinize koyun. O zaman... O demek, hand auf Herz, evet. Tamam, çok güzelmiş. Ben de şeyi merak ettim. Şimdi Forbes'un Almanya edisyonunda o kapak aslında bir Amerikan iş dünyası dergisi. Daha çok finans, endüstri, iletişim, teknoloji hani öyle alanlarda kapak yapıyor. Şimdi siz de sağlık alanındasınız ve tıp alanında birini niye kapak yapmışlar? Ben de tabii ki Almanca'dan böyle İngilizce'ye çevirdim. Oradan okumaya çalıştım neler oldu. Çok güzel bir şey yapmışlar. Dergide o kadar güzel işlemişler ki teknoloji ve paranın etkisi, kapitalin etkisi nedir bu dünyada? Bunları konuşalım istiyorum ama ilk önce yapay kalp nedir, suni kalp nedir? Biz bir tek bypass'ı biliyor gibiyiz. Siz basit bir şekilde o dergide anlatıldığı gibi çok güzel anlatmışlar. Çünkü bize anlatabilir misiniz? Yani yaptığınız iş neyi sağlıyor? Çünkü biz hani yine filmlerden ya da tanıdık birisi varsa Allah korusun görüyoruz. Yani böyle karından çıkan kablolar, bir alet falan filan o nedir? Sizin yaptığınız nedir? Biraz o ayrımlarla anlatır mısınız bize? Ben Badenhausen şehrinde dedim ki çok genç yaşta kalp yetmezliği olan hastaların yapay kalple tedavisi yapılan istasyona görev aldım çok genç yaşta. Şöyle bir durum. Almanya'da 2 milyon kronik kalp yetmezliği olan hastalarımız var. Avrupa'da 10 milyona yakın ve dünyada 30 milyonu geçkin. Ve son dönem kalp yetmezliğin hastaların en iyi tedavi yöntemi şimdiye kadar organ naklidir, kalp naklidir. Ve 60. 70. yıllarda Amerika'daki hocalar o zamanları bu suni kalplerle başladılar, yapay kalplerle başladılar. İlk onlar ameliyatları yaptılar. İlk önce sol kalbi destekleyen cihazlar ürettiler. Yani bu tür ameliyatlarda sadece hani kalp hem sol hem de sağ taraftan oluştuğu için sol taraf bütün vücudu pompaladığı için daha çok zarar gören ve kalp yetmezliği olan bir bölüm olduğu için o zamanki hocalar o kalbi sol tarafı desteklemek için bir cihazlar üretmişler. Bu tür ameliyatlarda kendi kalbiniz içerisinde kalıyor ve küçük bir pompayla o zamanlar tabii daha büyük pompalarla ve daha gürültülü pompalarla bu kalp destekleniyor. Ve bunun yanı sırasında sol kalple sağ kalpte problem yaşarsa yani kalbin tümü bir problem yetmezlik yaşarsa bu tam yapay kalpler devreye giriyor. Bunlar da 60. yıllarda en son 70-80. Yıllarda güzel bir şekilde hastalara takılmaya başladı. Yani bunu bulanlar, bunu yapanlar çok büyük ve çok değerli hocalardı. O zamanların şartlarına göre düşünüyorum da yani nasıl olmuş? Ki iyi ki de yapmışlar. Biz de Bad Oeynhausen'da bu tür ameliyatları yapıyorduk zaten ve ben asistan olarak çok bu ameliyatlara girdim. Ve tabii yaşımla beraber ve cerrahi büyümemle beraber ben bu ameliyatları tek başıma yapmaya başladım. 2010'lu yıllardan itibaren. Ama tabii 10 senelik bir tecrübem vardı zaten. Nasıl tedavi edilirler, hangi hastayı, ne zaman seçersin? Çünkü bunlar çok önemli. Bir cerrah olarak sadece ameliyat önemli değil. Doğru hastayı doğru zamanda seçmek çok önemli. Doğru işlemi yapmak çok önemli. Sadece sol kalbimi destekleyeceksin ya da tam yapay kalbimi takacaksın. Ve sonraki yoğun bakım süreci çok çok daha önemli. Yani ben bunu da her zaman vurguluyorum, söylüyorum. Ben sadece ameliyat yapan bir cerrah değilim. O diğer hani röportaj yaptığınız hocalarla beraber iletişim hastalarla öncesinde de sonrasında çok çok önemli yapay kalp tedavisinde. Ve bu yapay kalp tedavisinde şöyle bir durum var. 2010 yılından beri ben bunların araştırmalarına girme şansı da buldum. Yani yeni nesil yapay kalpler nasıl üretilir? Şöyle, Profesör Körfer'ın dediğim gibi çalıştığı bir hani asistan olarak yaklaşamadım, ulaşamadığım o yapay kalplere 2010 yılında ben ulaştım. Hayvan denemelerine girmeye başladım. O yeni nesil yapay kalpleri hem sol kalbi destekleyen hem tam yapay kalp olan aletleri elimde buldum. Hayvanlara taktık.
Bunların proteslerini değiştirdik, anatomik şeylerini değiştirdik. Tabii bu bir takım işi. Sadece cerrahlar yok. Burada veteriner var ve çok daha önemlisi mühendisler var, bu pompayı üretenler ve bizim cerrahların dediklerine zorunlu oldukları insanlar var. Hepimiz böyle bir takım olarak bu nasıl olur diyoruz. Biz takıyoruz mesela. Mühendisler ona göre bir değiştirmek zorunda kalıyor. Bunun kan yapısı var hayvanların, insanların göğüs kafesi bölümü. Yani çok zorlu bir süreç ama ben bunların içindeyim. İşte neredeyse 15 yıl olacak ve tabii bunlarla haşır neşir olduğum için sadece insanlarda değil, ben insanda yaklaşık tam yapay kalp muhtemelen 30 tane takmışımdır. Sol kalbi destekleyen cihazları 100-120'yi geçmiştir. Ve bir de bunun tabii gelecekte yeni nesillerle de ilgilenmemin havasıyla beraber bir yerlere geldim ben kalp cerrahi anlamında. Çünkü insanlarda takmak bir olay, araştırmalarda olmak bir cerrah olarak başka bir olay. Ve Avrupa'da çok az kişi olduğumuzu ben çok iyi farkındayım. Ve bir kadın olarak da tek başıma olduğumun da farkındayım. Ya da tek değil de bir iki kişi vardır ama bu kadar uzun süreçli bir tecrübeye sahip ben varım. Ve bunu söylemekle de gocunmuyorum çünkü bu böyle. Yani hani kimisi anlatır havası olsun diye. Ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü dergilere reportaj veriyorum, televizyonlara çıkıyorum ve diyorum ki arkadaşlar ben burada sadece bir makale yazıp da size anlatmıyorum. Veyahut da bir yerlerden okuyup da size anlatmıyorum ben burada. Ben burada yapan kişiyim. Elime geçen, orada 7-8 saat hayvan demelerinde terleyen, mühendislerle, veterinerlerle beraber bir takım olarak tam yapay kalpleri bir yerlere getirmeye çalışan bir vatandaşım ben. O yüzden ne dediğimi ve ne söylediğimi gayet bilincindeyim. Yani bunu da çok vurgulamakta çok önem var. Çünkü çoğu kişi, meslektaşlarım kadın veya erkek olsun, çok konuşan var ama arkasını dolduramayan kişiler de var. Yani o yüzden daha çok bu şeyleri dolduran kişiler konuşması lazım ki insanlara bir faydamız olsun. Ve FOBS'a kapak olmam veyahut da bir reportaj konusu olmam. Ben bunları tabii sosyal medyada çok konuşan birisiyim. Sadece Instagram'da, Facebook'ta değil, ben LinkedIn'de çok kullanan birisiyim. Ve LinkedIn'de Janina Kugel diye bir insan var. Burada Siemens'te yönetici kuruluna giren ilk bayanlardan birisi. Ve kendisi benim postları okudu, gördü. Ve bana sonradan yazdı LinkedIn'den, Dilek dedi. Tabii ki de şunu da vurguluyorum ben hep. Tam yapay kalpler çok büyük. Yani Almanya'da bir cümlem vardı benim. Tam yapay kalpler erkeklerden erkekler için tasarlanmıştır diye. O da böyle zaten. Bunu ben birileri suçlamak için söylemiyorum. O zamanlarda daha çok erkekler daha kalp yetmezliğine rahatsız olduğu için, öyle zannedildiği için öyle tasarlanmış. Ve bu tabii bir de mühendislik bir olaydı zaten. Nasıl diyeyim? İlk önce cep telefonları da çok büyük çıktı. Sonra da çok küçüldü. Yani bir şeyi tasarlayınca ilk başta çok büyük çıkar. Sonra da bunun küçüğü de çıkmak zorunda. Çünkü bu yapay kalp gençlere de, ince göğüslü erkeklere de ve bayanlara da olmak zorunda. Yani sadece 1.80 kiloluk insanlar hasta olmuyor. Evet evet. Ben de tam anlaşılsın diye onu vurgulayacaktım. Söylediniz. Ya kadın göğüs kafesi daha küçük olabiliyor ve onlar için büyük o aletler, değil mi? Aynen. Ben ameliyatlar yapınca biz çoğu zaman, yani elimizde sadece model olarak, büyüklük olarak sadece bir pompa olduğu için bunları biz küçük olan kafeslere de sokmak zorundaydık. Ve kapatamadığım göğüsler vardı benim. Yani hani taksit taksit kapattığımız göğüsler vardı. Bunlar kötü olaylar, zor olaylar ve bunu düşünüyorsunuz. Ve bir de araştırmaların içindeyseniz zaten, bunu ben zaten görev olarak biliyorum. Her elime geçen yeni nesil yapay kalp, tam yapay kalpleri elime geçiyor ve diyorum ki arkadaşlar bakın bu çok büyük. Tamam yapalım da şimdi, ama bunu şimdiden nasıl küçülteceğiz onu düşünelim. Çünkü bu sadece belirli bir insanların göğsüne sığabilecek. Yani bunu o yüzden çok vurguluyorum ben. Kadınlar da araştırmalara, erkek egemen bölümlere girmek zorunda ki kadınların da hem tıbbi haklarını göz ardı edilmesin. Bu ameliyathanelerde en büyük sorumluluğu taşıyan birisiyim. Herkes benim elime gözüme diyeceklerime bakıyor. Ve ben bunu vurgulamazsam kim vurgulasın? Dinliyor tabii o zaman sizi, bu firma çağırıyor sizi. Gelin benim ameliyatımı yap diyor. Benim pompayı sen yap diyor bana. Ben de direkt söylüyorum. Bak bu pompa böyle iyi değil, şöyle iyi değil. Teknik anlamlarını söylüyorum. Anatomik şeylerini söylüyorum. Ama aynı zamanda da lütfen küçük göğüs kafesleri insanların da göz önünde buldurun baskısını yapıyorum. Ve dinliyorlardı o zaman tabii. Ve bu çok önemli. O yüzden buradan da çağırın hemen olsun. Sadece dediğim gibi rahatlık alanlarda çalışmayalım. Eğer bir kadın tıpçı erkek egemen bir bölümde olursa bizim için çok daha hayırlı olacak. Çünkü o zaman kadınlarımızı çok daha faydalı olacağız diye düşünüyorum yani. Sadece ben değilim bu araştırmacı olarak. Dünyada her bir yerde araştırmacı kadınlarımız var. Ve nerede kadın olunca kadınları da göz önünde bulunduruyor. Yani bunu da vurgulamak zorundayız, söylemek zorundayım. Heyecanlıyım çünkü ben bu konuda. Çünkü olamaz yani. Bu devirde yaşıyoruz da
sadece erkeklere göre ilaçlar ve tıp aletleri yaparsak nereye varacak halimiz. Neyse, yani yine bu LinkedIn'de işte benim bu postları gördü ve özellikle de bu kadın vurgusuna çok değindi bende. Ve Forbes'la beraber çalışıyormuş zaten. Beni Forbes'un şef gazetecilerine sunmuş. İlk önce beni yanıyla Google aradı telefon. Ya Dilek dedi, biz sana bir röportaj yapmak istiyoruz. Yaptığın iş çok önemli, değerli. Röportaj yaparız ama dergiye koyar mıyız bilmiyoruz dediler bana o zamanlar. Tamam olsun dedim, tek gelin de yani Forbes ne demek filan. Geldiler. O gün röportaj olan günde kapım çalındı. Aslında ben onları bir saat sonra bekliyordum. Bir saat önceden kapım benim çaldı. Kapıyı açtım. Karşımda bir adam. Böyle bir orta yaşlarda. Dedim siz kimsiniz? Fotoğrafçı mısınız? Fotoğrafçıyı bekliyordum çünkü. Yok dedi. Ben dedi Forbes'un dedi şefiyim dedi. Viyana'dan uçmuş gelmiş. Tamam buyurun gelin dedim. Oturun dedim. Aa dedim baş şef gelmiş o zaman dedi falan. Böyle biraz şakalaştı. Geldi oturdu. Ya kalkacağım falan dedi. Neyse ben kahvesini yaptım. Zaten önce biraz da kreker hazırlamıştım. Niye geldin havası yaptım yani. Sen niye geldin? Planda yoktun gibisi. Yok dedi. Seni sanmak istedim dedi bana. Tamam dedim konuşalım. 10 dakika sonra kalkacak adam benimle 2 saat konuştu. İşini nasıl konuşuyoruz? Ailemle giriş yaptı. Yaptığım işleri sordu. Ve dinledi dedi ki tamam Dilek Hanım dedi. Röportaj yapacağız zaten de dedi. Sizi ben şimdi de bir de kabak yapacağım dedi Forbes'a. Orada karar verdi yani. Sonradan başka kişiler de varmış. Kapağa girebilecek kişiler. Kim olduğunu ben biliyordum. Söylediler sonradan. Dedim, dedim ona karşı ben ya kazanmak değil de yani beni seçtiyseniz ne mutlu ne gurur verici dedim. Ve Forbes'a kapak olmamın ve röportajı yapmanın anlamı benim için niye büyük? Çünkü yapay kalbi konuştuk. Yani ırkçılık konuşmadık. Nasıl diyeyim yani tamam ailemle konuştuk ama o kadar detaya girmedik. Daha çok iş ön plandaydı. Yapay kalpler ön plandaydı. Araştırmalar ön plandaydı. O yüzden benim için çok büyük bir gurur oldu Forbes'a. Hem kapak olmak hem de çok uzun boyutlu bir röportaj yapmak. Bunun bana egoma bir katkısı yok inanın bana. Ben çok yerlere girdim, çıktım, gördüm. Hadi Forbes deyince biraz belki 2 dakikalık bir ego olmuştur ama sonradan çok çabuk yine evime geldim, yerimi buldum. Ama bu yapay kalp araştırmaları ve kalp nakline iyi bir alternatif bulmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladıkları için benim için çok daha önemliydi bu dergi. Ve çok da büyük bir yankı hem burada Avrupa'da hem de Türkiye'de uyandırdı zaten. Ve inşallah bir yerlere getirmişimdir bu konuyu, bilmiyorum. Ben Forbes'un yazısını onun için çok sevdim. Şimdi insanın böyle bir alanda değilken aklına bazı soru ve sorunlar gelmiyor. Misal ben kendi notlarımdan, kitapla karışık o yazıdan söyleyeyim mesela. Anladığım kadarıyla sizin üzerinizde çalıştığınız hayvanlar, siz de diyorsunuz hayvan hakları koruyucuları kızacaklar ama bunu böyle yapmak zorundayız. Dana ve koyunlar üzerinde ağırlıklı çalışılıyor diyorsunuz mesela. Bu sol kalp olayını özellikle siz anlatınca daha iyi anladım. Yani kanı o pompaladığı için daha çok aksaklıklar orada çıkıyor. Ya da kalp nakli yapılan insanlar özellikle kimden kalp nakledildi? Bunu çok merak ediyorlar. Davranışlarının bazı hareketlerinin değiştiğini düşünüyorlar. Hani bazı filmlerde falan görürüz. Bu gerçek midir? Size arada bunu sorayım mesela. Değil mi? Öyle bir şey var mıdır? Başkasının huyunu alır mıyız? Ne diyorsunuz siz buna? Kesinlikle şöyle, ben tabii büyük hastalarda çalıştığım için böyle hastaları da aslında doktor olarak gördüm ve yaşadım. Çok büyük kronik hastalar zaten çok uzun boylu zaten düşünmek için çok zamanları oluyor. Hem öncesinden hem de sonrasından. Vücutlarını çok iyi dinleyebiliyorlar. Bunları konuşan, yapan hastalarımız çok. Yani kimden geldi? Birden ne bileyim domatesi sevmeye başlayanlar. Nasıl birisiydi falan acaba diyenler. Hani psikolojikmen daha yorabiliyor hastayı. Yapay kalplerimiz şöyle bir durum. Yapay kalp bir makine. Buna hasta bir bağlantı kurmuyor. Şöyle bir bağlantı kuruyor sadece. Hani çok gürültülü olduğu için çamaşır makinesinin sesi gibi bir makine sesinde kalbi var göğsünde. Ve aleti motoruyla bağlanması için içerideki olan kalbin bağlantı kurmak için o 7 kiloluk aleti var dışarıda taşıdığı. Bu bunu psikolojikmen sarsıyor. Benim de zaten istediğim ve bu da mümkün bir yapay kalp araştırmacısı olarak bunun mümkünatını ben biliyorum. Yani 2023 yılında yaşıyoruz diyorum. Yapay zeka üzerine konuşuyoruz. Milleti uzaylara gönderiyoruz ve böyle tam 10 senelik arızasız çalışan kablosuz gürültülüz bir yapay kalbi yapamadık halen. Bu devire gelemedik. Ve neden? Niye? Yani bu beni çok yoruyor. Çünkü olabileceğini bildiğim için. Ben bunu Forbes gazetesinde de söyledim. İlk yapay kalp bir düşünüyorsunuz, hani bir brainstorming yapıyorsunuz. Pompayı böyle tasarlayalım diyorsunuz. Hastanın göğsüne giresiye kadar 200 milyon, 250 milyon euro civarında para yeterlidir. Ve bu tıp alanında öyle bir büyük bir miktar para değil.
Ama neden verilmiyor? Niye yapılmıyor? Yani bu kalp naklini neden ortadan kaldırmaya çalışmıyoruz? Organ bağışı çok önemli. Dediğim gibi bir kalp yetmezliği yaşayan hastamız için kalp nakli en iyi tedavi şimdiye kadar. Bu piyasada olan tam yapay kalpler maalesef bunu geçemedi. Ve geçmesi için de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hem politikacıları hem parası olan o insanlara anlatmaya çalışıyoruz ki ve Forbes da zaten bunu da düşündü. Bizim zaten kitlemiz dedi zengin dedi. Ve belki bunu anlatırsak dedi. Yani ne bileyim ailesinde birisinin oğlu veya kızı ne bileyim yani bunu beklemek zorundayız artık. Çok zengin birisinin oğlu kalpten aniden gidecek de veyahut da kalp nakli olmayacak da o zaman böyle bir parayı bulabileceğiz. Yani çok zor. Devletleri ikna etmek de çok zor. Bu bir sistem olayı tabii. Ben belki yapay kalpleri karşı savunuyorum belki. Ama karşı tarafta da savunmayanlar da var. Yani onlarla beraber hasta için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu Forbes olur, bu diğer gazeteler olur. Bunu asla bırakmayacağım. Çünkü her gün uğraştığım ve halen de araştırmaların içinde olduğum için bunu boynumun borcu biliyorum ben hasta için. Evet, Forbes işte onu çok güzel açıklamış. Mesela 1812 yılında çok erken bir tarihte formüle ediliyor ama 1969 yılına kadar bir insana tam teşekküllü bir yapay kalp takılmıyor. Yani çok geç bir süre. Bugün bile işte siz anlatıyorsunuz 2020'leri yaşarken, yapay zeka konuşurken, neler neler olabiliyorken bunun en iyisi olmuyor. Ve orada vurgulanan bir şey vardı. Hani şimdi bunun maliyeti, işte o zaman ben anladım niye Forbes'a kapak Dilek Gürsoy. Çok güzel onu anlatmışlar. Yani ekonomi, kapital, aslında sağlık sektöründe yapılabilecekler. Niye yapılamıyor? Çünkü orada da işte para, yani ne kadar önemli. Şöyle de bir cümle vardı. Tabii ki pek çok insan kendine şunu söylüyor. Bu kadar çok para yatıracaksam tercihen Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile çalışırım. Çünkü BioNTech ve aşı meselesi. Çünkü orada yatırım yaparsam parayı bir yıl içinde geri kazanırım. Ama bunun da bir uzmanlığı var değil mi? Yıllardır bu alanda çalışanlar, buna gönül verenler, bu kadar ameliyata girenler ve çok isteyenler, insan hayatını nasıl değiştirdiğini görenler var değil mi? Aynen, aynen. Yani ben bir investör olsam, birilerine para versem ben de belki öyle düşünürüm. Yani daha çok Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin firmasına yatırırım. Geri dönüşü kesin gibisi. Ama dediğim gibi sayılarımız belli bizim kalp yetmezliği yaşayan hastalarımız dünyada. Yani çok kötü bir hastalık. Bir nefes alamamak, akciğerlerinizin su toplaması, ayaklarınızın şişmesi, yoğun bakımlarda aylar geçirmeniz ilaçlarla beraber. Yani bu az uz işler değil. Kimisi ölüyor, kimisi kalp nakli oluyor, kimisi belki iyi veya kötü bir pompa takılıyor ama sonuçta herkes bir insan. Bunun %10'u sadece bu hastalıktan ölebiliyor. Diğer hastalıklardan daha da az ama yine de eğer bir çözümü varsa, ki yapay kalpte bunun çözümü var, sadece para eksikliği, noksanlığı var, o zaman bu işte ortadan kalkacak. Uğur Şahinler şimdi mesela BioNTech devletten buradan 350 milyon destek gördü. Bu destekle beraber bu aşıyı yapabildi. Önceden de maddi çok zorluklar yaşadıklarını kendileri anlatıyorlar zaten. Onlar da bizim gibilerdi yani. Para aramak zorundalardı. Oradan buradan para istemeye, işleri için, güçleri için anlatmaya çalışmışlar. İnvestör bulmaya çalışmışlar, bulamamışlar. Ama böyle bir şey oluyor dünyada. Ondan sonra tabii en iyilerini çok çabuk herkes buluyor. Parayı da basıyor. Ondan sonra her şey çok çabuk şekilde çözülebiliyor. Bu yapay kalpte de böyle. Yani ben size diyorum, eğer benim bu tecrübem varsa 15-20 senelik bu alanda, para olursa problem de ortadan çok çabuk bir şekilde kalkacak. Ben bundan çok eminim. Çok iyi anlıyorum. Sizin yapmaya çalıştığınız şeyi de anlıyorum. Ben de pek çok yayında söylemişimdir. Mesela üniversitelerde ya da genç öğrencilere konuşmaya gittiğimde de onu söylüyorum. Şimdi bu nasıl olunurun ortak özellikleri konuşuluyor, tavsiyeler isteniyor. Diyorum ki özellikle bilim alanında çalışıyorsanız çalışmalarınız kadar çalışmalarınızı anlatmaya da önem verin. Son Mete Atatürk ile konuştuk, fizikçi. Hani o da İngiltere'de. Onunla da bu mevzuyu masaya yatırdık. Bir kez daha masaya yatırayım. Çünkü sizin alanlarda olan insanlar, sizler konuşmazsanız sizden daha az bilenler sizin alanlarınızı konuşuyor oluyorlar. Biz de onlar daha iyi biliyor zannediyoruz. Çünkü onlar her konuda popüler oluyorlar ve onları dinlemeye başlıyoruz. Oysa ki sizin alanınız bir şekilde de bunu aktarmakla yükümlü de olmalı. Mesela sizin yanında çalıştığınız usta kalp cerrahı diyor ya, bizim işimizin önemli bir kısmı da yazmaktır, yazılmalıdır, anlatılmalıdır. Siz de
hem bir kitap yazarak, hani kendi hikayenizden başlayarak bunu anlatıyorsunuz. Bir de medyayı da böyle kullanabileceğinizi fark etme döneminiz oluyor değil mi? Hani ilk bir haberlerle siyasetçiler ilgi gösteriyor, ödüller alıyorsunuz, karakteriniz dikkat çekiyor, özgüvenli, adaletli, sıkı ve dobra çalışan ve işinde iyi olan bir kadın. Çok ödül alıyorsunuz ve bunu alanı geliştirmeye kullanmaya başlıyorsunuz. Bir de kadın dayanışmasını fark ettiğiniz alan var. Medya ve farklı sektörlerdeki kadınların dayanışmasını fark ettiğiniz yer sizin için çok şeyi değiştiriyor gibi anlıyorum. Bir ondan bahsedin. İkincisi, bu gelen şöhret sizin hayatınızda kötü sonuçlara da yol açıyor değil mi? 2017'de Sayın Merkel'le tanışma şansı buldum ve bu yapay kalp çalışmalarımı anlatma imkanı buldum. Ve bu görüşmekle beraber tabii gazeteciler, haberciler hem Türk medyası hem Alman medyası çok büyük bir ilgi gösterdi bana. Ve kadın dayanışma dernekleri de zaten çok büyük bir ilgi gösterdi sağ olsunlar. Ve ben o zamanları kadın dayanışması nedir bilmiyorum. Eğer bir cerrahsanız, kalp cerrahıysanız kadın dayanışması diye bir olay yoktur, yoktu o zamanları. Çünkü çok nadirdi. Herkes zor şartlar altında bir yerlere geldi ve yanında birilerini istemiyordu. Ben aslında hiçbir zaman öyle değildim ama ben öyle gördüm, öyle yaşadım ve sonradan bunları da görünce kadınlar birbirlerine destekçi olabiliyormuş, bir yerlere getirebiliyormuş, bir şok oldum, olmadık değilim. İnandım, tereddütlüydüm ilk önce, hani doğru mudur acaba, ne istiyor acaba filan. Ama cidden kadının gücü zaten ortada. Kadınların gücü bir araya gelince çok daha başka yerlere geliyorsunuz ve ben öyle de oldum zaten. İş kadınları tanıdım, yüksek pozisyonlarda olan büyük otomobil firmalarının yönetici kurullarında olan insanlarla tanıştım. Ve bunların bir türlü işimize de, hayatımıza da ve sosyal hayatımıza da bir dokunuşları oldu. Ve ben de dokundurmaya çalışıyorum. Ve çok da iyi bir şey. Zaten erkek egemen bölümlerde çalışan hanımlar da birbirlerini bulunca sohbetlere doyum olmuyor zaten. Herkes aynı derdi, aynı problemi yaşıyor. Bu pozisyonlara gelmelerin sebepleri çok iyi oldukları için oluyor genelde. Ama kadın dayanışmalarının bir özelliği var. Biz buralara geldik ama bizden başka kimse gelmesin havamız yok. Aksine destekleyip genç nesili bizden daha iyi yapıp daha yerleri geliştirme hedeflerimiz var. Ve bunun peşindeyiz biz. O yüzden çok çok değerli. Ve evet, ben medyatik olduktan sonra Almanya'da tabii bir başhekim yardımcısı olarak görev alıyordum ben hastanelerde. Yani başhekim değil ama başhekim yardımcısı olarak ve her zaman sizin önünüzde olan birisi daha vardı demek istiyorum yani. Ve tabii çok ağır gazetelerde ben haber verdim ve çoğunlukla da işimi konuştum. Yani yapay kalpleri ve yapay kalp araştırmalarını ve bu çoğu şeflerin hoşlarına gitmedi. Bunu tabii size karşınıza girip de adam gibi yüzünüze söylemiyorlar. Bu cerrahide şöyle oluyor genelde iş yerinde. Size ameliyat vermemeye başlıyorlar. Ameliyat programlarınızı azaltıyorlar. Belki senin bölümüne veya da senin pozisyona uymayan daha seviyesi düşük işlere vermeye başlıyorlar. Yani keşke deselerdi ki Dilek Hanım biz bunu kaldıramıyoruz, bizim egomuz bunu kaldırmıyor, lütfen yapmayın diyen olmadı. Böyle sinsi sinsi hareketlerde bulunan çok hocalar vardı hayatımda. Ve ben de tabii ki yine gururumla bunları kabullenmedim. Ve çoğu işi kendiliğimden iyi paralı, suresiz bir iş kontratım olan yerleri ben bıraktım gittim. Çünkü bir yere kadar insan bunu tolere edebiliyor. Çünkü işinizle kimseyi memnun edemiyorsanız ve egolar da gitmenize engel olabiliyorsa o alandan çıkmak zorundasınız. Ben hep bunu vurgularım. Ne kadar zor olsa da zorluklar yaşamadım mı? Yaşadım. Bir daha istediğim bir şekildeki pozisyonu bulabildim mi? Bulamadım. Çünkü yılın doktoru oldum. Çünkü diğer ödülleri aldım. Çünkü buradaki çok ünlü televizyon programlarına çıktım. Ve bunları artık herkes duymaya başladı tabii. Bizim burada 78 tane kalp merkezimiz var Almanya'da. Bir 78 tanenin de erkek şefimiz var. Hiç kadın şefimiz yok bizim burada Almanya'da. Ve hepsi de beni biliyor. Ve hepsi de iş başvurusu yaptığımda artık beni Google'layabiliyorlardı. Yani ismimi TRT'ye verip bu kimdir diye bakıyorlardı. İşte şu haberde, bu haberde yapay kalp, şudur, budur. Benim bir pozisyon bulmamı engellediler. Bu benim için bir şok değil miydi? Şoktu. Çünkü yani hani en iyi cerrahlardan birisiyim. Çoğu kişinin yapamadığı işleri yapıyorum. Yapay kalp araştırmalarının içerisindeyim. Üniversite hastaneleri bile bunları burada kabul görmedi. Ve ben her zaman derim, güçlü ve vizyonu olan kadın dünyanın her bir tarafında büyük bir problem. Yani bu Anadolu'da olsun, gelin Avrupa'da Almanya'nın göbeğinde olsun. Yani o yüzden kadınlara burada çok daha büyük bir iş düşüyor. Ben bunları neden anlatıyorum, zorlukları neden anlatıyorum? Aynı zamanda da yılmamalarını da anlatmak istiyorum çünkü. Çünkü ben yılmıyorum. Benim elimde çok güzel bir mesleğim var. Halen de yapay kalp araştırmalarının içerisindeyim. Firmalar beni çağırıyor, beni arıyorlar. Dilek gel bizim pompamızı sen yap diyerekten. Bunu tabii ben devamlı yine sosyal medyamı kullanarak anlatıyorum zaten. Çünkü elinizden almaya çalışanlar
bir türlü alınamıyor. Onu demek istiyorum aynı zamanda da. Eğer iyiseniz, eğer buradaysanız iyi olduğunuz için siz bir türlü yine işinizi yaparsınız. Ve ben bunu da yapıyorum. Ben sonradan tabii kendi seviyeme göre bir pozisyon bulamayınca veyahut da vermedikleri için düşündüm tabii bundan 3 sene önce ne yapabilirim diye. Küçük bir muayenehane açmaya karar verdim ilk önce Düsseldorf şehrinde. Sonradan muayenehaneyi açtım, binada zaten özel bir kliniğin olduğunu biliyordum. Onların hocasıyla görüştüm. Beni kalp cerrahi bölümünün başhekimi yaptı o özel kliniğe ve halen de o pozisyondayım. Yalnız kalp ameliyatları yapmıyoruz. Burada daha çok damar cerrahi ağır işlemler yapıyoruz. Aynı zamanda da ben alanımı da biraz büyütüyorum cerrah olarak. Ve aynı zamanda da kendi kliniğimi kurmaya karar verdim. Bundan yaklaşık 4 sene önce zaten ilk düşüncelerim vardı. Ama son 2 seneden beri daha çok derinleşti. Ve az kaldı diyorum artık. Bunu birkaç sene beri diyorum ama artık hedefime ulaşacağım. Kendi muayenehanemi şimdi Mönchengladbach şehrine taşıdım ben. Aynı şekilde başhekimlik görevim Düsseldorf'ta devam ediyor. Ama kendi özel kliniğimi, kalp cerrahi ve kardiyoloji kliniğimi kurduğumda artık sadece kendi hastaneme odaklanıp kendi hastalarımıza, buradaki hastalarımıza Türk kökenli olsun, yabancı kökenli olsun, Almanlar olsun. Çünkü Almanya'nın sağlık sektörü çok kötü bir yerlere gitti. Ne kadar yurt dışına kıyaslarsanız iyi ama hastalara burada çok az zaman ayrılıyor ve bakımları da eskisi gibi değil artık. Ve burada da bunu kapatmak için ve kendi düşündüğüm şekilde yapabilmem için artık kendi hastaneme açacağım inşallah ve istediğim gibi de öğrenci yetiştireceğim, istediğim gibi de hastalarıma bakacağım. Bu mesleği hiç kimse, özellikle erkek egosu elimden alamayacak ve vermem de zaten. Çok iyi anlıyorum. Yani siz mesela anlatırken bir kadınlar ve kariyer toplantısı diyeyim ben ona. Orada ne kadar farklı sektörden insanlar aslında aynı sorunları yaşamışlar değil mi? Yani tıpla otomobil sektörü ne kadar farklı dersiniz ama aynı sorunları yaşıyorlar. Ve bahsettiğiniz şey yani yüzünüze söylenmemesi. Pasif agresif bir direniş var. Yani alttan alttan garip bir savaş var. Yani bir şey söyleseler siz bir şey söyleyeceksiniz. Yaratıcı bir çatışma olacak. O yapılamıyor ve yıldırma, hani işte şimdi mobbing diye çok sık kullandığımız bir kavram var. Mobbinge maruz kalıyorsunuz. Peki bir dönem maddi bir zorluk da çekmiş olmalısınız. Yılmamak da kolay değil. Onu nasıl aşıyorsunuz? Mesela sizin hep yapay kalp araştırmaları yapmanız da cebinizden harcadığınız bir takım ulaşım giderleri, kalma giderleri öyle olmuş zamanında. Onu nasıl hallediyorsunuz? O sorun nasıl çözülüyor? Tabii ben işim olduğunda ve bu araştırmaları yaptığımda o araştırmalardan bir talepte bulunmamıştım. Tabii şimdi bunu firmalar beni görevlendirdiği için tabii ki de ücret karşılığında yapılıyor bu işler artık. Ama doğrudur, maddi bir sıkıntı, hani kendi ayarıma göre bir pozisyon bulmadığımda bir sıkıntı şöyle yaşamadım. Çünkü ben tabii çalışmışlığım, biriktirmişliğim vardı ve bunlardan geçinmeye başladım. O yüzden öyle bir sıkıntım da yoktu ve yine bunu ilk başında söylemiştim ya. Nereden geldiğinizi asla unutmayacaksınız. Çünkü bazı zorluklar gelir hayatınızda. Bunları hatırlamak zorunda kalırsınız. Ve ben o yüzden de hiçbir zorluk yaşamadım. Çünkü az da geçinmeyi ben çok iyi bilen birisiyim. Yine şükretmek istiyorum. Yine her şeyim var, arabam var, evim var, ne bileyim tatillerimi yapıyorum. Yani o kadar kötü bir durumda hiçbir zaman olmadım. Dediğim gibi çünkü birikliklerim vardı benim. Ve kimseye boyun bükmemeyi biz zaten küçüklüğümüzde öğrendik. Oysa annem dedi kızın paranı iyi biriktir. Yani ben birikliklerimle yaşadım. Ama şimdi bu yeni hastaneyi kurmakla alakalı büyük bir para önceden ZİSP'i harcamak zorundasınız. Yani hani avukatlara, mimarlara, binanın hijyen konusuna baktırmak için hijyencilere ve ben şimdiki hastane yapacağım şehre ve binaya çok büyük bir miktarda ön bir harcama yapmak zorunda kaldım. Ama burada da özellikle işte kadınlara ve annemin bana küçüklüğünde dediğinde hiç kimseye muhtaç olmamak için kendini okumak zorundasın, kendin üniversiteye gitmek zorundasın. Ben bu işleri yine sadece kendi cebimden alarak başardım. Hiç kimseden bir destek almadan, bir sponsorluk almadan yaptım ben bunları. Çünkü dediğim gibi hayatta zorlukların olacağını çok bilinçli yaşadığım için, büyütüldüğüm için torpilliydim diyorum yani bu anlamda. Beni maddi yönden o kadar fazla zorlamadı. Ha tabii bir hastanede çalışıp aldığım maaş da şimdi cebime girseydi başka olurdu. Benim şimdi çalıştığım, aldığım maaşlar yine tabii ki de beni görüyor. Dediğim gibi bunlara nankörlük yapmak istemiyorum ama başka paralar da kazanabilirdim. Ben Türkiye'ye gelip Türkiye'de de çok daha başka paralar kazanabilirdim. Teklifler çok oldu ama yapmıyorum. Buradaki işimin peşindeyim, odaklıyım. Bir şeylere ulaşmak için yine konfor alanlarından çıkıp zorlanmak zorunda olduğumu ben çok iyi biliyorum. Ben de işin kolayını seçseydim, Türkiye'ye gelseydim veyahut da Amerika'ya gitseydim, Amerika'dan da teklif aldım ben. O zaman yine hedeflerim yarıda kalacaktı ve söz verdiklerimi tutamayacaktım.
O yüzden biraz zorlanıyorum belki, evet, ama ben çok eminim bu emeklerim benim asla boşa gitmeyecek. Çünkü hep öyleydi. Eğer verimli ve dürüst bir şekilde bir yolda yürüyorsanız bunun emeğin karşılığını alacaksınız. Çok eminim ben. Ne güzel. Peki sizin sözlerinizden biri, hocanızdan öğrendiğiniz düzen, disiplin, hijyen. Bu hijyeni sürekli vurguluyorsunuz zaten. Bir de şunu merak ettim. Tıp alanında girişimciler kimler oluyor? Yani şimdi mesela bir girişimci, siz dediniz ya, çok zengin biri mesela bir kalp sorunu yaşayacak. O zaman belki bir yatırım durumu ortaya çıkacak, ama bu olmadan da aslında geliştirilmesi gereken şeyler, yapılması gereken yatırımlar da var. Bu işin girişimcileri kimlerdir? Size yatırım yapmak isteyenler oluyor mu? Özel bir kalp merkezi açmak çok zor Almanya gibi yerde. Estetikle alakalı olmadığı müddetçe zor. Her yerde galiba öyle. Öyle, çünkü biz burada çok kalp cerrahları var, damar cerrahları var. İşleriyle bir yerlere ulaşamıyorlar, estetikle ilgilenmeye başlıyorlar. Ama ben bundan da yılmıyorum asla. Kendimi o seviyeye düşürmeden kendi işimle beraber bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Tabii girişimciler, burada sağlık sektöründe olanlar, bir özel kliniğin ne kadar getirileri olduğunu çok iyi farkındalar. Ve ben burada iş insanları olsun, Türk iş insanları olsun, Alman iş insanları olsun, başka bölümlerde yani sponsorluk veya investörlük yapan insanlar var, bana teklifte bulundular. Ben büyük paraları reddettim. Çünkü diyelim size 500 bin euro verebiliyor ama 5 milyon vermiş gibi davranabiliyor. Çok iyi. Bu kadar zorlukları yaşayacağım, bu kadar paralar harcayacağım, bu kadar terleri dökeceğim. Sonradan kendi hastanemde kendi adımla bir yerleri getireceğim ve yine yanınızda sizin işinize karışacak olan insanlar olacaklar. Ve ben buna izin vermeyeceğim. Çünkü bu benim fikrim, bu benim emeğim ve bu benim yeteneğim. İstiyorsam sponsorlu giderim iş yerine, normal bir hastanede sponsorum altında bir yerde çalışırım. Ama ben buna kaç sene bir emek veriyorsam, kimse yanımda, eğer başka imkanlar da varsa kullanabileceğim, onları kullanırım. Bu ne demek? Bankadan kredi çekmek veyahut da başka kapılardan giriş yapmak. Ve bunları tercih ediyorum şimdilik. Çünkü ben bunun farkına vardım. Klinik kuracağımı demeye başladım. Çok yandaşlarım olmaya başladı ve bu yandaşların asıl amaçları ne, onu da öğrenmeye başladım. Yine diyorum, yaparsan tek yap. Annem de öyle diyor. Benim yeteneğimi bilen kişi de diyor, Dilek, bunu sen sadece kendin yaparsan başarılı olursun diyor bana. Ve öyle de olacak. Peki şimdi biraz daha hafif bir konuya geçeceğim. Şu futbol konusu. Ameliyathanelerde çok futbol konuşulurmuş ama sizin önceden de bir ilginiz var değil mi? Yani futbol seviyorsunuz, tanıştığınız bazı erkeklerle futbol aracılığıyla da tanışmışsınız ama bay doğruyu henüz bulamadım diyorsunuz. Bulursam anlarım zaten, o iş olur diyorsunuz. İnşallah o da olur, bu kadar başarılı bir kadının yanında güzel, böyle ona destek olan bir erkek de hoş olur aslında bir birliktelikte, ama doktor da istemiyorsunuz kendi alanınızdan değil mi? Gençlere söylemek istiyorum. Erkek egemen ve ağır bir meslek yapıyorsanız, ki bizimkisi öyle, kalp cerrahı. Bu devirde de hele de hiç de öyle değil. Yani aile kuramayacak, evlenemeyecek. Öyle bir durum söz konusu değil. Bizim meslektaşlardan çok evlenmiş, 5-6 tane çocuğu olan kalp cerrahı arkadaşlarım var benim. Ve bunu da devamlı böyle kötü göstermek de istemiyorum gelecek nesile. Yani daha çok korkup daha çok kadınlara uygun bölümleri seçmeye çalışıyor çünkü o zaman arkadaşlar. Asla öyle değil. O şartlar burada değişti. Ki Türkiye'de de ben çok değerli, özellikle Ordu'da 3-4 kalp cerrahı kadın arkadaşlarımızı gördüm. Hepsi anneler, değerli eşler. Yani her şey mümkün bu bölümde. Tabii ki de özel hayatımda yaşadıklarım var. Gelenler oldu, gidenler oldu. Ama dediğiniz gibi daha doğru kişiyi bulamadım henüz maalesef. Çok tatlı söylüyorsunuz. Benim bunu söyleme nedenim de tam aynı dediğiniz neden. Şimdi sizin alanınızı tercih edenler, özellikle kadınlar, siz diyorsunuz ya, bu erkekler için tasarlanmış bir sektör gibi neredeyse. Hani aletler bile, yapay kalpler bile öyleyken, yani siz başarılı, güzel bir kadınsınız ama hayatınız nasıl geçiyor onu merak ediyorum. Siz neler yaparsınız? Mesela işte dantel de yaparım, ameliyat da gibi bir sözünüz galiba haber olmuş ama hani o hayatınızı merak ediyorum. Biraz o anlamda sorduğumu düşünerek söyleyeyim bana. Çok normal bir insanım. Medyatik olmanın da getirdiği, erkekler bunu problem olarak görebiliyor ve bunu da yeni öğrendim daha çok. Eve gelip de böyle, doktor geldi eve, yemeğim hazır mı, evler temizlendi mi, o havasını yapmayan bir insan. Ben çamaşırımı da yıkayan, camlarımı da silen, koltuk yüzleri pislendiğinde çıkaran, yıkayan birisiyim ben. Tiklerim vardır yok mu? Tabii ki de var tiklerim. Temiz birisiyim evde, doğrudur. Ama böyle hani eve gelip de şimdi arkadaşıma, kocama, ben şimdi bugün çok çalıştım,
O havaya girenler var cidden ya. Yani veyahut da hadi ben bugün bu televizyona çıktım, Forbes'a kapak oldum. Beni şöyle gör, böyle gör. Öyle bir havada insan değilim ben zaten. Çayımı da yaparım, sevdiğim eşime, değer verdiğim eşime. Ne bileyim, yemeğini de yaparım. Ben yemek yapan da birisiyim. İyi de yaparım yemeğimi. Ne yaparsınız yemek? Yani açarım. Ha güzel, baya. Su börekleri açarım, sarmalar sararım. Biz bunların hepsini beceririz. Hiç problem değil. Yani bir de seve seve yaparız. Ben şöyle büyüdüm. Yani hani tabii erkek kadın eşit olması lazım. Doğrudur. Ama ben seviliyorsam, kocam olmadı hadi koca diyorum ama ben kocama bakmayı severim. Yani böyle büyüdük çünkü biz, kültürümüz böyle. Diyorum çok anormal bir şekilde normalim ben. Ama karşı taraf sizi böyle bilmiyor veyahut da tanımışlığınızla beraber problem yaşayabiliyor. Bir gazeteye haber veriyorsunuz, haberi oluyor. Ben geliyorum, aa gel haberim çıktı, al gazete demiyorum ki ben zaten. Ama millete bir türlü bir problem oluyor bu. Yani erkekler çok tuhaf bu konuda. Erkekler neden böylesiniz? Ben anlamıyorum ki yani. Biraz daha relax olun, gözünüzü seveyim. Ay çok tatlısınız. Peki bu futbol ilgisi nereden geliyor? Sizin erkek kardeşiniz ikiz gibi birlikte mi izlersiniz? Nereden gelir o? Türk takımı tutar mısınız? Tutarım. Koyu bir Galatasaraylıyım. Çünkü biz buradaki Türkiye'nin maçlarını ve kazançlarını Galatasaray'la gördük. Burada kupalar kazanıldı. Onların havasıyla biz yaşadık gençliğimizi. O yüzden Galatasaraylıyım yani. Almanya takımına da çok şeyliyim. Şöyle, benim abim, buradaki ikiz gibi büyüdüğüm abim tabii futbola gitti. Futbol oynadı ve çok da başarılıydı. Sonradan işte dizinde bir kaza geçirdi baş esnasında. Kariyer bitti. Ama onunla başladı biraz böyle maç sevgimiz, maç hevesimiz. Ondan sonra tabii Profesör Körfer benim hocam. Borussia Mönchengladbach burada çok tanınmış, tarihiyle olan bir takımdır burada Almanya'da. Yönetim kurulunda kaç seneden beri ve ameliyathanede onların maçlarını konuşurduk. Arada sırada ben de giderdim çünkü çok bize çok yakın buranın maç şehrine. 2011'den itibaren üyeyim ben bu takıma. 4-5 senede kartlarım vardı. Her maça giderdim. Sonradan işte şehri değiştirdiğim için bir arada kartları geri vermek zorundaydım ama halen de üyeyim. Ve çok taze bir duyuru bu. Yönetim kuruluna da Mönchengladbach'a adayım. Aa şahane. Hayırlısı olsun. Evet. Adaylığımı koyacağımı söylemiştim. Koydum. Konuşmalar da yapıldı. Seçilir miyim, seçilmez miyim? O belli olacak. Hevesliyim çok. Çünkü bu takıma da bağlıyım. İnsanlarını biliyorum, yönetim kurullarını ben zaten biliyorum, başkanlarını biliyorum ve buranın halkını da seviyorum, beğeniyorum ve takımının ruhunu da seviyorum ben, özellikle bu sevmenin için Gladbach'ın. Yani hani dün öğrendim, bugün yönetim kuruluna aday olayım, öyle bir havam yok benim. Dediğim gibi 2011 senesinden beri üyeyim ve maçları da çok sıkı takip ederim. Peki şu sağlık sistemi, şimdi siz izliyorsunuzdur da Türkiye'de işler karıştı özellikle sağlık sektöründe ve pek çok Türk doktor Almanya'ya geldi. Siz onlarla karşılaşıyor musunuz? Onların neler yaşadığından haberiniz var mı? Merak ediyorum, oraya gidenler neler hissediyorlar? Zor olmalı işleri ne olursa olsun. Evet, tanıyorum. Çoğunlukla genç öğrencilerle ilk defa 2019 yılında çalıştım hastanede. Çok pırıl pırıl çocuklar. Çok güzel yetiştirilmiş, eğitimden geçmiş arkadaşlar. Ve ben bunları kendilerine de söyledim. Çünkü burada biraz boylu büyüklük yaşayabiliyorlar. Ama bizim gibi hocalar zaten burada var oldukları müddetçe onlara hiçbir şey olmaz diyorum. Onlara da öyle dedim zaten. Kendilerini belki burada küçük görebiliyorlar ilk başta ama ben onlara kendilerine söyledim teker teker. Ben burada eğitildim. Tıp eğitimini ben Almanya'da gördüm. Sizin eğitiminiz çok daha farklı. Bence çok daha da iyi. Çünkü çocuklarda bir saygı var. Hem hocaya karşı saygı, o kadar önemli olmasa da hastaya karşı da ama bir türlü saygıları var. Dediğim gibi yaptıklarıyla, bildikleriyle hastaya çok daha büyük bir faydaları var. Ben bunu çok iyi görüyorum ve vurguluyorum ve bu çocuklara da sahip çıkmayı da ben kendime görebiliyorum. Ama şöyle de bir kitle var. Niye geldiniz diye konuşuyoruz tabii bazen çocuklarla. İşte hani hocam işte oradaki şartlar zor. Yani medyadan da görüyoruz işte şiddet olayları falan şöyle böyle. Ama ben Türkiye'de de ameliyatlar yaptım 2012 yılında. Tabii benim seviyedeki hocalarla tanıştım. Acilde çalışan o 300 hastayı gören öğrencilerle ben tanışmadım. Ama bunu çocuklar anlatıyor. Biz acilde 300 hasta görüyoruz, şöyle görüyoruz, böyle görüyoruz. Artık ne kadar doğru veya nasıl kötü bilemem. Çalışmadım çünkü hiç Türkiye'de. O yüzden sadece dinlerim ben ve buradaki kalanlara da ancak sahip çıkabilirim ben sadece. Ama şöyle de bir kitle var. Ben şimdi özel hastanede çalışıyorum. Geçen de tanıştık bir çocuk arkadaşla. Konuşuyoruz böyle işte. Buradaki zorlukları anlatıyor. Çocukları okula verecek, şunu verecek. Ne kadar zormuş. Eve mobilya almış. Kimse takmak için gelmiyormuş. Yani
Burada kendi benzinizi doldurunca kalkıp arabadan kendini doldurmak zorundasınız. Yani bir lüks yaşadıklarının farkındalar buraya gelenler. Çünkü burada da bir şoka giriyorlar. Onu da söylüyorlar zaten. Ona da sordum. Sen niye geldin çoğulu çocuklu buraya? Ben dedi bilmiyorum dedi. Kaşındım biliyor musun dedi. Aslında rahattım ben dedi. Bu kitle de var. Yani ona da şaşırmadık da değilim. Bakın ben burada doğdum büyüdüm. O yüzden diyorum ben Amerika'ya da gidebilirdim. Ben Hindistan'a da gidebilirdim. Çok iyi iş teklifleri aldım ben. Ama niye? Ben burada dediğim gibi burada bir şeyler başarmak için burada kalıyorum ve bu devlet için buradaki insanlar için bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'den de teklif aldım. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Fahrettin Koca bana teklifte bulundular. Gel dediler, yapay kalp merkezini biz burada kuralım dediler. Kabul edebilirdim. Benim neyim eksik olurdu ki o zaman? Ama güzel bir dille de anlattım benim neden burada Almanya'da kalmak istediğimi. Ve ben bazen de hani burada kaşınıp da gelenlere şöyle de düşünmedik diyelim. Yani hani devletinizi seviyorsunuz, yurdunuzu seviyorsunuz. Yani madem ki rahattınız, madem şartları iyiydi de niye kalmadınız diye sorguluyorum bazılarına da. Yani aslında yazık buluyorum. Yani o kadar güzel bir devlet. Oralarda bir şeyi değiştirmek için oralara da emek vermek zorundasınız. Kaçma değil de yani çıkıyorlar daha iyi bir konfor alanına girme ümidiyle geliyorlar. Bence ama kendi devletin için uğraşmak zorundasın bence yani. Hani kimseye şey yapmak istemiyorum diyorum ya herkesin karakteri, herkesin yaşam şartları başka hepsini bilemem. Ama benim konuştuklarım, bildiklerim benim daha çok rahatlığı bırakıp buraya gelmelerinin hevesini anlamadığım kişiler var. Yok değil. Yani belki de bana çoğu kişi kızacak ama ben daha çok kendi bulunduğunuz yerlere daha odaklanıp emek verip bir yerlere getirmekte o da sizin elinizde. Herkes bir yerlere giderse daha rahat edeceğim diye bir yerlere varamazsınız diye düşünüyorum. Çünkü ben de rahat etmediğim yerdeyim şu anda. Ama hedefim peşimdeyim ve ileride rahat edeceğim bir şekilde pozisyonu kendim yaratıyorum kendime. Biz Profesör Doktor Cem Terzi ile şahane bir bölüm yaptık bu alanda. Yani Cem Bey o kadar güzel anlatıyor ki Türkiye'de yaşananları. Yani herkese de o bölümü tavsiye ederim. Hatta o bölüm İstanbul Tabip Odası tarafından podcast alanında Doktor Ali Özyurt basında sağlık ödülü bile aldı. Çok seviniyorum, çok gurur duyuyorum o bölümle de. Şimdi Cem Bey o kadar güzel anlatıyordu ki burada yaşananları. Hani konfor alanı şöyle, sağlık alanında biz Türkiye'de yaşayanlar nispeten güzel olanaklara sahibiz. Doktorlara ulaşabiliyoruz, görüyoruz. Her gün bu kötüleşiyor ama sosyal sağlık sistemi özel hastanelerin çoğalması, açılmasıyla, demokrasinin, adaletin azalmasıyla değişiyor. Ama pek çok yabancı ülkeye göre kendi ülkemizdeyiz her şey bir yana. Ondan sonra işte sizin dediğiniz gibi biz onlara alışık değilizdir ama o benzin şeyini hatırladım. Mesela Amerika'daki pek çok arkadaşım ilk şoku ondan yaşarlardı. Ne? Biz kendimiz mi çıkıp dolduruyoruz benzini mesela? Burada başkası doldurur. Ya da işte mobilyaları kendin takmak ki. Türkiye'de de öyle oluyor. Yani her şey bizde de bireyselleşiyor. Oradaki bireysellik bizi korkutuyor. Yurt dışında, Avrupa'da, Almanya'da olan şeyler. Biz burada daha komün halinde olmanın rahatlıklarını bazen yaşıyorduk. Şimdi onun için de merak ediyordum. Sizi anlıyorum. Yani onlar genel hayat zorlukları yaşıyorlardır tabii. Ama burada da tabii çok haksızlığa uğradılar. İşte yurt dışına gidenler niye gitti diyorlar. Sağlık Bakanı böyle eliyle para için diyor. Sadece para için değil. Mutlaka şiddet, özgürlükler, kötü gösterilme. Çünkü benim çocukluğumda amcam da doktor olduğu için ve çok erken vefat ettiği için baba hep doktor olayım istedi ve doktorluktan daha yüce bir şey yoktu bizim ailede mesela. Hani öyle bir görülür ki öğretmenlik, doktorluk. Şimdi o saygınlığın azalması, yani doktorsa dayak atarız diyen tipler vardır hani. O da çok üzüyor insanları. Çok iyi oraya gidenlerin psikolojisini anlıyorum ama orada zorlanmalarını, hayal kırıklıklarını da tahmin edebiliyorum. Orada da hayat çok zor. Muhtemelen bu soruyu da şeyden de sordum. Siz dediniz ya Almanya'da da işler hiç de kolay değil diye. Farkla da varıyorlar zaten buradaki gelen arkadaşlar da ama işte onların şansları bizim burada olmamız. Çünkü buradaki şimdi başhekim pozisyonlarında olan, inşallah kendi hastaneleri olan hekimler bizler olacağız. Ve onlara destekçiyiz. Zaten esirgemeyiz de. Dediğim gibi herkesin gelme şartları başka. Anlayış gösterirsin, göstermezsin. Benim için önemli olan buraya gelene sahip çıkmak. Nasıl olursa olsun. Dediğim gibi şaşırmadık yerler var. Ama yaşamadığım müddetçe ben hiç Türkiye'de yaşamadım, çalışmadım. Sadece ameliyatlarımı yapıp geldim olan birisi. Dışarıdan konuşmak da bazen kolay olabiliyor. Bunun da farkındayım. Evet, benim görevim burada gelenlere, çünkü ne kadar iyi eğitimden geçtiklerini gördüğüm için, hastaya karşı da bilinçli oldukları için ben hatta daha çok hastaneme
Almanlardan tabii karıştırmaya çalışacağım. %50 ama %50 de Türkiye'den gelen doktorlarla karıştırmaya çalışıyorum ben hastanemi inşallah. Çünkü bunun değerini biliyorum ve çalışma motivasyonları da başka. Özellikle hemşirelerin Türkiye'de. Onlara daha çok hayranım birçok da yani. Çalışan hemşireleri erkek olsun. Çünkü buradaki farkı Almanya'daki yeni nesil hemşirelerle Türkiye'deki nesil hemşireler çok daha farklı. Türkiye'de herhalde 12 saat görev yapıyorlar bir bölümde. Burada 8 saatlik görevler. Neyse ama Türkiye'deki hemşireler daha çok doktorun yardımcıları olabiliyorlar. Burada da Alman hemşireleri hastayla daha çok haşır neşir. Bunların Türkiye'de nasıl oluyor bilmiyorum ama refakatçiler var Türkiye'de. Burada öyle bir şey yok. Bunda buradaki hemşireler ölmek zorunda. Ve ikisini de bir araya getirirseniz çok güzel şeyler olacağını ben çok görüyorum, kavruyorum. Bakalım hayırlısı. Dediğim gibi hastane olunca insanları belki de daha da iyi tanımaya, daha da iyi dinlemeye, daha da anlayabilmeme belki imkanlar sunulabilir. Bakalım hayırlısı. Tabii umarım. Her şey zor. İşte hastayı dinlemeye ve fark etmeye ayrılan süre kısaldıkça, işte insanların her ülkede işleri çoğaldıkça doktorların daha az vakit ayırıyorlar ve kayboluyor empati. Son onu sorayım. Merak ettim. Türkiye'deki doktorların eğitiminden bahsettiniz. Neyi iyi görüyorsunuz? Pratikliği mi, empatiyi mi? Alınan eğitimde ne farklıdır? Biz mesela burada çok hasta gördüklerini düşünürüz çok genç yaştan itibaren doktorların. Ondan mıdır? Nedir mesela fark? Bence ondan. Yani çok hasta görüyorlar. Çünkü arkadaşlar anlatıyorlar burada hani acilde biz bu kadar hasta görüyoruz. Belki hızlı görüyoruz ama hastanın hastalıklarıyla da çok bilinçliler. Yani bir Ehlers-Danlos sendromu desem bunu Türk asistan doktoru çok daha iyi biliyor Alman doktorundan diyeyim yani. Daha böyle genel bakabiliyorlar olaya. Yani bir kalp cerrahı bir arkadaş diyelim ben burada çok gördüm öğrenci. Sadece kalbe odaklı değil, bütün organa odaklı. Bütünsel tıptan çok bahsediliyor aynen. Değil mi? Tabii. Aynen yani bunu çocuklar çok daha iyi kavruyor. Yani bizim aklımıza gelmeyecekler onların aklına gelebiliyor. Yani böbrek problemleri, karaciğer problemleri. Çünkü kalp hastası genelde sadece kalp hastası olmuyor. Bir kalp cerrahi öğrencisi olarak kalp cerrahisine girince sadece ameliyatların peşindesin. Bunu biz burada çalışmaya başladığımız an o pratiği daha çok öğreniyoruz. Ama Türkiye'deki öğrenciler daha çok öğrenci yıllarında da bunları kavrayabiliyorlar. Daha çok pratikler biz öyle değiliz yani. Cerrahi anlamda da öyle. Cerrahi yetenekleri Türkiye'den gelenlerin çok daha başka. Ben bunu zaten 2012 yılda ameliyat ettiğim Koşuyolu Hastanesi'nde o zamanları gördüm zaten. Ne kadar pratik ve ne kadar hızlı olduklarını. Hızlı olmak aynı zamanda da iyi olmak değil çoğu zaman ama aynı zamanda da iyiler diye. Ve geçen sene de işte orada hastanesinde de bir türlü gördüm hocalarımızı. Çok değerliler. Bunu da hep göz önünde bulundurulsunlar. Özellikle de buraya gelince de bunun farkında olsunlar. Dili iyi öğrensinler. Dil çok önemli burada. Çünkü hani dili iyi konuşmadığı müddetçe işçi muamelesi görebiliyor bizim ailemizin gördüğü gibi. Yani onu burada kaldıramıyoruz kafalarda. Benim burada kalmamın sebebi de artık işçi ailesi değil bizim burada yüz binlerce akademisyen iyi arkadaşlarımız var. Bir yerlere gelmiş insanlarımız var, avukatlarımız var, mühendislerimiz var, doktorlarımız var. Ben artık istiyorum ki yani şimdi biz de Türkiye'de çok iyi bir şartlar altında çalışabilirdik bu seviyelerde ama biz de gidersek yine bir yerlere ulaşamayacağız. Bizim de artık kendi avukatlık bürolarımız olması lazım ki, kendi hastanelerimiz olması lazım ki seviye atladığımızı gösterebilelim. Bu bir dilden geçiyor. Yeni gelen nesil arkadaşlara söylüyorum hep, dili öğrenmediğin müddetçe ne kadar iyi doktor olursan ol, buradaki yaşayan Alman kökenli zaten havalarda değişti burada. İrkçılık daha çok arttı, sağ taraf çok daha arttı. Buradan vurabiliyor seni. Ve seni bir yerlere götürmemeni sağlıyor. Hadi biz sizi bir türlü tabii toplarız ama dil öğrenmediği müddetçe de seni pazarlamak da zor oluyor aynı zamanda. O yüzden dili çok iyi öğrenmeleri lazım. Evet. Peki herkese sordum klasik iki soru. Nasıl iyi cerrah olunur ya da nasıl iyi kalp cerrahı olunur? Yani sizin alanınızda düşünün. Nasıl iyi olunur Dilek Hanım? İlk önce yaptığınız işi çok büyük bir aşkla yapmak zorundasınız. Severek yapmak zorundasınız. Özellikle bu ağır işleri erkek egemen bölümlerde bu işi sevmeyerek yaparsanız çok çabuk pes edersiniz. Pes ettirirler daha doğrusu. Ben halen bu mesleğe ilk günkü gibi çok bağlıyım. O yüzden de pes etmeyeceğim. Pes ettiremezlerdi zaten. Ve bir doktor olarak da ben bunu hep söylüyorum. İyi bir cerrahtan önce iyi bir insan olmak lazım. Çünkü vicdan çok önemli bizim meslekte. İnsanla konuşunca aynı seviyede konuşmak zorundasın. Kim olursa olsun karşındaki. Ve bunu hastaya sen zaten aktarabiliyorsan, onu insan olarak gördüğünü ve ciddiye aldığını aktarıyorsan, o hasta zaten kendini salıp kendine bırakıyor zaten. Ve bunu başarabildiysen hastada gidiyor zaten işin. Ben hep öğrencilerime derim, gözüme girmek istiyorsan ilk önce hastanın gözüne gireceksin ki hasta bana bunu söylesin, senin ne kadar iyi olduğunu, o zaman ben seni zaten götürürüm. Çünkü bende de öyle oldu.
Baş hekimi memnun etmek için ben bu işi yapmadım. Meslektaşlarımı memnun etmek için yapmadım. Bir gazeteye kapak olayım, televizyona çıkayım için yapmadım. Buralara gelmemin sebebi hastaya odaklı olmak. En çok hastayı benim memnun etmem beni buralara getirdi. Doktorun da zaten görevi bu değil mi? Yani makale yazmak, profesör olmak, bunlar tamam. Bu senin akademisyen bir şeyindir. Belki hedeflerindir. Ama buralara ulaşıp iyi kalman için hastadan onayını almak zorundasın. 2-2-4. Çok güzel. Ya biz böyle çağın sorunlarını konuşurken bu seri içinde de şunu da görüyorum ben. Genç nesil işi iyi yaparak ünlü olmaktan çok ilk önce ünlü olmak hedefinde oluyor o alanda. İşte o aradaki aşamalar, hastayla ilişkiler belki tıpta da atlanmamalı. Çok güzel bir vurgu oldu. Bir de vicdan çok önemli gerçekten. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Ama bunu bazı insanlara dünyada birlikte nasıl daha iyi yaşarız diye de soruyorum. Siz hangisini yanıtlamak istersiniz? Nasıl birlikte daha iyi yaşarız? Şöyle Forbes'un şefi bana ne dedi biliyor musunuz? Dilek dedi sen bir türlü dedi hem Türkiye'deki hem buradaki insanlara dokunabiliyorsun dedi. Ve geçen de mecliste burada bir konuşma yaptım. Ve dedim neden dokunuyorum ben bu insanlara? Çünkü söylediklerimizle ve yaptıklarımızla her zaman dürüst olduğum için, doğruyu konuştuğum için buradaki doğup büyüyenler Türkiye ile köprüleri kurmak zorundalar. Çünkü bu bizim elimizde. Biz bunu başarabiliyoruz. Kültürü biliyoruz, insanları biliyoruz, onlara da dokunabiliyoruz. O yüzden birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Hele hele özellikle bu zor zamanlarda. Hani dünya karışıyor, işler karışıyor. Herkes bir tarafı tutuyor sadece. Sen beni ilgilendirmiyorsun diyor, küsüyor. Bunlar olmaması lazım. Biraz daha aklımızı ve sakinliğimizi korumak zorundayız bu bölümlerde. Ve özellikle ki buradaki doğan büyüyenlere çağrım özellikle. Buradaki insanlara Türkiye'yi anlatmak ve Türkiye'deki insanlara buradakilerini anlatmak. En doğru şeyi biz anlatabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü burada doğduk büyüdük, her iki kültürü de çok iyi biliyoruz. Konuşmakla geçiyor bu. Ama dediğim gibi dürüstlükle yola çıkmak lazım. Ben şimdi bunu böyle konuşayım. Benim için daha yararlı. Türkiye'ye gidersem ben böyle konuşursam daha iyi. Hayır. Türkiye'de de konuşup bazı kulaklara iyi gelmeyen şeyleri söylemek zorundasınız. Aynı zamanda da bu tarafta da böyle. Yani buradaki doğup büyüyen ikinci kuşak, üçüncü kuşağa çok iş düşüyor burada. Başarabilirsek biz başarırız bunu diye düşünüyorum. Çünkü her iki tarafı da çok iyi biliyoruz. Beraber yapabiliriz sadece bunu. Almancası da söylüyorum hep ben postlarımda da. Wir schaffen das nur gemeinsam diyorum. Sadece birlikte bir yerlere gelebiliriz. Çok güzelmiş. Yaptıklarının söylediklerinle paralel olması da çok çok önemli. Onun da ben de bir kez daha altını çizeyim. Şahane oldu ya. Dilek Hanım iyi ki ben size çok önce bir e-posta atmıştım. Konuşalım mı, görüşelim mi, nasıl olunur'a katılın diye. Boş zamanınızı yakalamak için bayağı zorlandık. Bir pazar günü biz sohbet ediyoruz. Ve o Almanya'da dediğim gibi yayının başında. Ben Türkiye'deyim, İstanbul'dayım. İyi ki Brandfik'te Doğan Terzi aracılığıyla yüz yüze de tanıştık. Orada ben konuşmanızı dinleyememiştim. Çünkü sizden hemen sonra nasıl olunur'u anlatmak için sahneye çıkacaktım. Şu anda çok güzel oldu. Çok güzel konuştuk. Kitabı da tekrar herkese tavsiye edeyim. Bu konuşmadan sonra okumak isterseniz buradayım. Çünkü iyiyim Pegasus yayınlarından çıkan bir kitap Türkiye'de. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım. Ben de keyifle izledim. İzliyorum yaptıklarınızı. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yaptığınız sizin de çok önemli. Özellikle diyorum ya bizim burada Almanya'da biz çok boynu bükük büyüdük ve bir yerlere gelen çok kişiler var ama böyle belki medyatik olmayan kişiler çok burada. Bunlara da böyle bir platform sunmanız çok güzel. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Teşekkürler.